telefon. Merhabalar Cadde TV'ye 5. gün programına hoş geldiniz. Yine baş döndürücü bir gündem, takip etmekte zorlandığımız bir gündem. Pazartesi salı ne olduğunu hatırlamakta zorluk çektiğimiz bir gündem. Bu böylesine bir haftanın son gününde aklımızda kalan önemli gelişmeleri biraz daha derinlemesine analiz etmemiz gerektiğini düşündüğümüz konuları ele almaya çalışacağız. Bugün stüdyomda 3 değerli konuğum var. İsmail Dükel, Cadde TV Genel Yayın Yönetmeni. İsmail abi hoş geldin. Hoş bulduk Devrim. İyi yayınlar. Yasemin Mıstıkoğlu, Cadde TV programcısı ama iklim gazetecisi demek daha doğru herhalde. Teşekkür ediyorum Devrimcim. Yani iklim gazetecisi yazın altıma diyorum. KJ olarak Sayın Genel Yayın Yönetmenimiz, hayır yazmayın. Yazmayız ama söyleriz. İklim gazetecisiyim. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için. Abi gördüğün gibi benim karşılıklı için. Böyle bildiğin sabote. Bir saniye tanıtımları bitirelim ondan sonra başlayalım. Rahmi Aygün tanıtıma ihtiyacı var mıdır bilmiyorum ama Cadde TV haber koordinatörü şimdilik unvanı ama Rahmi Aygün zaten başta başına bir marka. Ay sağ ol kardeşim, teşekkür ederim. Davet ettiğin için ben teşekkür ederim. Farklı bir program formatında birlikteyiz ama bu program sağlıklı bir şekilde biter mi onu bilmiyorum. Yani şimdi ikimizin arasındaki paslaşmadan İsmail Dükel'in pek hoşlandığını düşünmüyorum. İtirazlar olacaktır mutlaka değerlendirmelere. Aslında bu programın hareketli bir program olacak diyelim. Bu programın izleyicilerin çok da eğlendiği bir girişi var. Kravatlılar ve kravatsızlar şeklinde. İşte bak. bak. İsmail Dükel kravatların temsilcisi, ben kravatsızların temsilcisi. Murat Karan katıldığı programlarda bazen kravatlı, bazen kravatsız, bazen tişörtlü olarak geldiği için. O serbest kıyafet. Serbest kıyafet o. Bu arada Murat Karan'ın da varlık yokluk nedenini falan tabii. İstanbul'da bir programı var. O nedenle bugün aramızda yok. Ha, Murat olmadığı için mi ben buradayım? Ama aynı şekilde ben de o nedenle galiba buradayım. Tamam. Yasemin. Bunu peki. Program içinde konuşuruz. Bunu sonra konuşuruz. Tamam. Ya da program içindeki değerlendirmeniz ve tavrımızla belli ederiz bunu. Tamam. Çok hızlı ikili ve üçlü gruplaşmaların olduğu hakikaten biter mi çok emin değilim. İtiraf etmek gerekirse. Bu program çok, bitmez. Çok hızlı ikili üçlü. Yalnız, çok hızlı iyi ikili niyetimi üçlü. Göstergesi olarak şunu bu bilgiyi paylaşmadan edemeyeceğim. Ana Cadde programını sadece bugünkü, bu akşam, şu andaki programa katılayım diye yapmadım bugün. Yani fedakarlığımın boyutunu düşünün. Allah razı olsun. 17-19 arasında seyircilerin beni o saatte aramıştır gözler. Evet. Yani gözler aradı, göremedi. Ama görseydi de fazla görmüş olacaktı. 2 saat oradan, 3 saat buradan, 5 saat de kendini seyredilir miydi? Gerçek Rahmi Aygün'ü ortaya çıkarmak istedik bu programda. Hadi bakalım. Gündem çok yoğun. İsmail Dükel, hangi konuyla başlayalım? Aslında biraz... İklim demeden neler sende? Ya aslında bir şey hemen, söyleyeceğim. Hemen onunla da başlayacaktım. Başlayalım, çünkü... kenara koyalım, sonra devam ederiz biz yolumuza. Şimdi öncelikle hakikaten ben bilgisayarsız hiçbir yere gidemiyorum. İsmail Dükel ne bu bilgisayar burada? Çünkü iklimle ilgili konular... rakamlar, meseleler böyle akılda tutulacak gibi. Hani böyle tabii sizlerin ilgilendiği uzmanlık alanınıza da bir şey söylemeyeceğim ama zaten birbirinin paraleli olaylar yaşadığımız için sürekli işte o partide bu olmuş, burada da olmuş, ondan sonra da öyle olmuş. Yani hep aynı şey, sadece oradaki kahramanlar değişiyor. O yüzden herhangi bir not almamıza gerek yok zaten. Zaten ben, onlara da kahraman demeye gerek yok. Yani işte hikayenin kahramanları diyorum. Ben, kaç yıllarında yaptım? Ben 97 yıllarında parlamento muhabirliği yaptım. Değişen hiçbir şey olmamış ama iklimle ilgili her gün yeni bir rapor, her gün yeni bir gelişme. Bunları aklımıza tutmamız zaten mümkün değil. O yüzden bilgisayarım önümde, notlarım önümde. Bana eğer fırsat verirse hayır. Sayın Dükel. Bak İsmail, yani siyaset, bak şöyle bir, bak, siyaset şöyle hiç bir bu kadar aşağılanmamıştı ama bu arada. Yok rica ederim. Hiç bu kadar aşağılanmamıştı siyaset. Şimdi o benimle ilgili değil, siyasetin kendi oluşturduğu bir ortam var. O benimle ilgili bir şey değil. Şimdi diğer televizyonlara baktığımızda bir bakalım.
Hepsine bir açıp bakalım, siyaset siyaset ama bakın biz iklimi konuşacağız. Biraz sonra Türkiye'ye açılan davaları konuşacağız. Oradan feryat edecek. Çünkü o bilgisayara senin dizin çarpacak. O bilgisayar çaya çarpacak. Çay da Rahmi Aydın üzerine dökülecek. Olmaz, hiçbir şey olmaz. İyi düşünelim, iyi olsun. İyi düşünelim. Ben iklim konusunda da iyi düşünüyorum da. Hani niye olmuyor? Şöyle bir şey var. Siyaseti kötüledim. Sıradanlaştırdım. İklim krizleri ve dünyanın bugün geldiği noktayı da siyasetçiler ve onların yanlış tercihleri elbette getirmedi mi? Kesinlikle. Yani ve bu işi düzeltecek olan yine o beğenmediğin siyaset değil mi? Karar alıcıların düzeltmesi gerekiyor elbette. Alıcı siyaset işte. Evet, ama karar alıcıların düzeltebilmesi için karar vericiler kim? Bizleriz. Bizler karar verirsek karar alıcılar bizlere göre hareket ediyor. Dolayısıyla demokrasiden söz ediyor ama hakikaten söylüyor. Demokrasi diyor. Dolayısıyla bizlerin de bu konuyu bilmesi. Sevgili İsmail. Peki iklim krizinin sebebini biliyor musun, ne olduğunu? Sera gazlarının neden arttığını biliyor musun? Kullandığınız parfümler mesela. Kesinlikle hayır. Dolayısıyla ben zannediyorum ki büyükbaş hayvanlar diye düşünüyorum. İkincisi aman Allah'ım. Karbonlar. Evet. Tamam mı? Fosil yakıtların böyle hoyratça kullanımı filan. Değil mi? Elbette. Arkasını sen getir. Elbette ama işte ben çocuklara da böyle anlatıyorum. Çocuklara da şöyle anlatıyorum. İşte. Anlamazsınız diyor. Onları anlattım bir bakalım. Dünyayı saran bir gaz var. O gazın artması sebebiyle de işte dünya ısınıyor ve dünya hastalanıyor. Dünya hastalandığı zaman neden artıyor gazlar? İşte metan gazı, işte azot, karbondioksit. Bunlar sera gazlarını arttırdığı için de dünya hastalanıyor. Şimdi sen ekonomiyi düzeltsen ne olur? Siyaseti düzeltsen ne olur? Dünya hastalandıktan sonra, yaşayabileceğin bir dünya olmadıktan sonra bunları düzeltmenin, bunlar zaten düzelmek zorunda, başka şansımız yok. Ama sen dünyayı iyileştiremedikten sonra hakikaten bunlarla uğraşmışsın boşuna. Dedi buyurun. Yasemin. Söz hayır, kimde? Canım, yani bu iklimi ya da dünyanın hayır yani kenara çekildin. Ben çok keyifli bir konuk düzenlemesini yapmışım. Ben çekildim, tamam, harika. Şimdi dünyanın hastalanmasıyla ilgili elbette seninle aynı düşünüyorum. Ama biraz önce aşağıladığın o siyaset var ya, işte o dünyayı ya en azından da sıradanlaştırdım. Keşke sıradanlaştırsaydın. O siyasete bir süre sonra bu bizim önerimiz, hadi şunu meclisinizden geçirin ey milletvekilleri deyip geleceksiniz. Doğru mu? Ya sevgili İsmail Bey, 3 yıldır iklim kanunu o işte mecliste duruyor. Yani bunlar ne var o kanunda? Üzerinde, yeterli mi? Benim hazırlandığım soruydu bu, devreye giriyorum. Öyle mi? Devreye giriyorum. Rol çaldım ben de burada. Yani 1 Ekim'de meclis açılıyor. Meclisin önündeki ayrıca pazar en günü niye önemli meclis açılıyor? İkisinde açılması gerekmiyor mu? Ama abi hep 1 Ekim'de açılır ya. O da Allah'ın günlerinden bir tanesi. Ne sorun var senin pazarla yani? Çok çalışkan bir çalışkandılar. 3 aya kadar meclis çalışmalarına ara verir aslında diyor. 3 şimdi aya kadar. Niye tam 3 ay kullanıyor bu milletvekilleri? Kadar işte ya. Kadar yani işte. O kadar mı Türkiye'nin sınır az işi var? Evet. O kadar az işi var. 1 Ekim'dir değil mi şeyi? İşte iklimle uğraştıkları için arkadaşlar. Neyse, iklime dönelim. Parlamentoya geleceğiz. Az önceki eleştirileri Rahmi Aygün yaptı diye ben Rütük uyarımı yapıp devam edeyim. Ne olur ne olmaz. Bu durumda Rahmi Aygün'ün programı mı kapanır? Yoksa? Ya devrim programı kapanır. Devrim programı kapanır. Programı moderatörü, yapımcısı falan. Ben tanımıyorum. Benim programı kapanmasın da. Devreye girmek istemiyorum şimdi. Canım yaptığım sadece eleştiri. İş düzükte öyle diyor. Yani parlamentoda çalışanlar bilir bunu. Biz de zamanında parlamento muhabirliği yaptığımız için. Evet. Ve iş düzükte o zamandan bu zamana kilitlendiği kaldığı için o iş düzüğü de değiştirmeye çalışıyorlar. İlk gelecek genel kurula da onlardan birisi de iş düzüğü değiştirecek yasa. Tam onu diyor ki 3 aya kadar parlamento tatil yapabilir diyor. 3 ay yap demiyor yani. İstersen bir hafta yap diyor yani. Ama 3 ay kullanılıyor sürekli. Onu demeye i̇şte getiriyor. O 3 yani ve kadar bu işin son sınırını belirliyor.
Evet. Bu kadar net. O zaman en fazla 3 ay diyor yani. İşte öyle yaparsan. İşte pazar günü o kadar pazara denk geliyor yani. Ha, evet. Peki canım. Yani tamam. Önemli olan o oğlum, sayın vekillerimiz bizden daha iyi bilir. O yasal sınırların içinde kalmak, öyle kalındıktan sonra. Sonra Sayın Numan Kurtulmuş da fedakarca iki kere olağanüstü toplantıya çağırdı. Ayrıca. Gerçi sonuçsuz kaldı yani. Ama yani bir tanesi çağırdı. Akbelen'le ilgiliydi. Ya Rahmi Bey yani çalışıyor da ne yapıyor, ne yapılıyor? İşte soru o. Yani çalışma süresi değil de yani nitelik yani burada değil mi? Bu hani nitelik nicelik diye konuştuğumuzda ama çalışma süresi. En önemli konulardan bir tanesi. Evet iş tüzük var. Anayasa çok bizi meşgul edecek. Tabii. O kesin. Bazı diğer düzenlemelerin daha kritik konuşulacağı söyleniyor. Ama iklim yasası da bu önümüzdeki dönemde çok acil. Neden çok acil? Türkiye'nin atmış olduğu imzalardan dolayı bir girdiği süreç var. Ve bu sürece uyumu geciktirmesiyle birlikte işte Avrupa ile olan ticaretimiz başta olmak üzere bir tane kalem satamayız. Pek çok konuda sıkışacağız. Bu konuda evet iklim yasası son derece önemli. Yoksa ama iklimi korumak için falan değil. Yasemin'i bulmuşken sormak evet. istiyorum. Bu iklim yasası hazırlanırken özellikle aktivistlerden ve STK'lardan bizimle pek fazla görüşülmüyor. Ağırlıklı olarak bu hani ekonomi çevreleriyle sermaye çevreleri diye konuşuluyor çünkü aslında, evet. hani aslında uymamız gereken o şartlar onlar mallarını satmaya devam edebilsin diye yani gerçekten hani iklimi önemsedikleri için evet, falan iklim değil, için değil nedeniyle bu dönemi yani. Geçirelim diye ama hakikaten çok da Yasemin kritik 2026'da iklimi önemsediklerini zannediyorum. Hayır ben öyle zannetmiyorum ama az önce senin söylediğin bu sınırda karbon vergisi 1 Ekim itibarıyla Türkiye'yi de artık ilgilendiriyor. Ne sınırda karbon vergisi? Şimdi Avrupa Birliği dedi ki ben dünyanın ısınmasına katkı sağlamamak adına artık daha az karbon salacağım ve üretimimi böyle yapacağım. Ben üretimimi böyle yaparken tamam ben yapıyorum, önlemimi alıyorum. Bu çünkü ülkesel bir konu değil, global bir konu. Yani benim ülkemdeki karbon yandaki sınırlara da yani diğer ülkelere de dağılıyor. Dolayısıyla ben bu önlemi alırken bu önlemi almayan ülkeler var. Şimdi piyasada bir rekabet söz konusu. Elektriğe... Ben bu dönüşümü yaparken bir para harcayacağım. Tabii. Diğerleri bu parayı harcamayacak. Tabii ben elektriği bu. İşte yenilebilir enerjiyle yaparken bir yatırım yapacağım. Sen kömürle elektrikle üretim yapacaksın. Dolayısıyla sen karbon salıyorsun. Ben salmıyorum. Ben senden niye mal alayım? Ben senden mal alabilmem için senin de benim gibi davranman gerekiyor. Hayır davranmıyorsan o zaman bana vergi ödemek zorundasın diyor. Benim senden mal almam için sınırda... Ticari rekabet... Evet, işte sınırda karbon vergisi bu. Tabii, benim senden mal almam için bu vergiyi ödemen gerekiyor diyor. İşte Türkiye... Orada çok kritik bir nokta da var. Hı-hı. Bu belirli bir oran değil. Aslında bunu kullanarak Avrupa Birliği veyahut da çeşitli ülkeler diyeyim bununla birlikte devam edecek. Koruyucu politikaları da gündeme getirebilecekler. Yani işte metalle ilgili bir sorunu varsa o vergiyi belirli bir miktarın üzerinde açıklayabilir. Niye? Türkiye'ye karşı kendi endüstrisini korumak için. Deniliyor. Doğru mu? Yani şöyle ilk etapta zaten bütün sektörleri, bütün üreticileri kapsamıyor bu. Daha çok karbon salan işte metal, demir, çelik, yani gübre. Yani demir, çelik, evet, ciddi bir tartışma gübre, var bu konuda. Bu, bunu üreten üreticiler üzerinde şu anda başlayan 1 Ekim'de başlayacak olan ne başlıyor 1 Ekim'den itibaren? Tüm üreticilerin Türkiye'de de bu sektörde ithalat ihracatla uğraşan malını Avrupa'ya satmak isteyen bu üreticiler raporlama yapmaya başlayacaklar. Yani hemen mali yükümlülükler başlamıyor. 2026'da mali yükümlülükler başlayacak. Raporlamayı yaparken de işte böyle eş, dost, tanıdık, ahbaptan almayacaklar o raporları. Avrupa Birliği'nin akredite ettiği, kabul ettiği kuruluşlardan alacaklar bu raporları. Ve bu raporlarla ithalatını Avrupa ithalatını böyle yaparken bizimkiler de ürünlerini böyle satabilecekler. Bu işte 1 Ekim'de başlayacak bir şey. Ama bunun için bir iklim yasasına ihtiyacımız var.
İklim yasası 2021'den itibaren konuşuluyor. Meclise geldi. Ben 2022'den beri takip ediyorum. Bir türlü bulamıyorum. Bir türlü elimize geçmiyor. Çünkü sürekli sümen altı edildi. Şimdi en son aldığımız bilgi Türkiye Odalar Borsalar Birliği aracılığıyla sermaye gruplarına gönderildiği. Çünkü iklim yasası sevgili İsmail Bey'in söylediği gibi iklim değişikliğini, iklim krizini önlemekten öte sermaye gruplarına hizmet eder bir şekilde hazırlanıldığı iddia ediliyor. Onun üzerinde çalışmalar yapılıyor. İşte bu yüzden STK'lar, çevre kuruluşları, iklim avukatları, bu konudaki uzmanlar tepkililer. Bakalım nasıl bir şey çıkacak önümüze. Bu noktada hemen Rahmi Aygün, Avrupa Birliği bu işleri yapacak ama Avrupa Birliği çok uzun zamandır bir hayal kırıklığı halinde, özellikle sığınmacı kriziyle birlikte, ki şimdi önümüzde de yeniden bir anlaşma söz konusu. Mevcut anlaşma bitti. Yeniden onu yenileyeceğiz. Hani çok temel değerler üzerinde üst üste tavizler veren bir kurum bu iklim konusunda tutarlı olabilir mi Türkiye ile ilişkilerinde? Şimdi 1 Ekim'den itibaren görüşülmeye başlanacak ya iklim yasa tasarısı. 1 Ekim'de başlayacak ve sonucu şimdiden belli, bir müjdeyi de paylaşayım ben. Büyük ihtimalle haberi vardır değerli seyircilerimizin de. Efendim, sanayide ve ticarethanelerdeki elektriğe %20 zam geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Bu iğneden ipliğe her şeye tekrar en az %20 zam demektir. Bir. Geçmiş İkincisi. Olsun. Hı? Geçmiş olsun. Yok, bir şey olmaz bizim millete. Şerbetliyiz artık. Ya şu kadar her şeye zam geliyor da suya zam gelmesi lazım, suya. Yani suyumuz tükendiği için, dünyanın suyu bittiği için. Millete su mu içirmeyeceğiz şimdi? Hayır, millet faşır fışır su kullanmayacak. Ne o ya? Halı yıkıyorsun, işte balkon yıkıyorsun. Araba yıkıyorsun. Ya temizlik imandan gelir ya Yasin. Ya Allah'ını seversen koca koca villalarda yaşıyorsun, işte sulama yapıyorsun, bahçelerini su. Kardeşim yani sen. Hem çevrecisin hem bahçenin sulanmasına karşısın. Karşıyım. Karşıya. O çimler sararsa ne olacak? Ekecekler solarsa ne olacak? Ekmeyeceksin. Ekinler kurursa ne olacak? Kıraç bir dünya mı istiyoruz? Hayır. Yeşil bir dünya istediğimiz için suya sahip çıkmak zorundayız. Evet, doğru. Suya Türkiye'de sahip çıkmak. Türkiye'de su zengini bir ülke değil artık. Hayır, biz zaten şu anda su stresi çeken bir ülke konumundaydık. Artık su fakiri bir ülke konumuna geldik. O yüzden böyle arabanız varsa arabalarınızı lütfen yıkatmayın. Yani gıcır gıcır arabalarda ayda bir defa yıkatın. O araba fiyatı, yıkama fiyatı şöyle 400 lira 500 lira olursa. Oldu zaten, oldu. Olsun. Gerçekten olsun. Dolayısıyla bu elektriğe gelen zam suya gelse ben çok mutlu olacağım. Bir şey soracağım. Tabii. Ya. Şimdi iklimle ilgili. Bak, dünya iklimle çapında, ilgili konuşmaya başladık. Dünya çapında ciddi bir sivil toplum hareketi var. Evet. Bu böyle. Bazı bilim adamlarının çok ciddi araştırmaları var. Hı hı. Ama bir kesim de diyor ki ya bu küresel ısınma, işte iklim muhabbetleri dünyanın zaten doğal döngüsü içinde, evet, olması gereken bir şey. Haklı. Ve o oluyor. Evet. Tıpkı koronada olduğu gibi dünyaya bazı şeyleri zorlamaya dönük çalışmaların bir merdiveni, bir basamağı olarak değerlendirenler de var. Evet, biz onlara iklim inkarcıları diyoruz. İklim inkarcısı diyorsunuz. Evet, diyoruz. Şöyle ki 4,5 milyar yaşındaki dünyanın iklimi tabii ki değişmiş ama yavaş yavaş değişmiş. Biz hani bu sanayi devriminden sonra değişti diyoruz ya, sanayi devriminden sonra hızla değişiyor. Neden? Üretim ve tüketim. Çok tüketim, çok üretim olduğu için işte o yavaş yavaş değişen iklim, volkan patlamalarıyla, kıtaların yer değiştirmeleriyle değişen iklim insan eliyle. Yani doğal bir seleksiyon yani bu, değil mi? O doğal seleksiyonu insan denilen varlık, yani bizler doğanın efendisi zannettiğimiz bizler, dünyanın efendisi zannettiğimiz bizler elimizde değişiyor. Bak ne var şu anda, biliyor mesela, musun? Bir saniye şunu söyleyeceğim. Süveyş kanalını biliyoruz. Şimdi Süveyş kanalının orada yeni bir kanal açmaya çalışıyor
insanlar. Eğer bu kanal açılırsa bizim programımıza katılan Abdullah Sakallı diye bir hocamız vardı bundan 2 hafta önce. Eğer bu kanal açılırsa tıpkı Libya'da yaşanan o kasırga gibi kasırgaların Türkiye'de yaşanma olasılığı çok yüksek. Yani insan eliyle kıtaların... Süveyş kanalının yanında bir kanal açılıyor diye mi Türkiye'de doğal felaketler olacak? Aynen. Hocam, İstanbul kanalında ne yapacağız? Oraya açıyoruz bir tane de. İşte kızım sana söylüyorum, gelin sen anla. Yok, dümdüz söyleyelim canım, hiç ima etmeyelim yani. Ben söyleyemem. İstiyorsan sen söyle Rahmi Bey. Marmara zaten ölü bir deniz haline gelmeye başladı. Büyükbaş, biraz önce sen söyledin zaten. Büyükbaş hayvan... tüketiminin hemen ya da üretiminin bu iklimi değiştirdiğine ilişkin iddialar var. Hemen söyleyeyim. Yani bize şunu mu söylüyor iklimciler? Yani et yemeyin kardeşim. Evet. Aynen şöyle. Aynen mi? Hayır. Hepimiz vejetaryen mi? Bir de şöyle bir şey var. Zaten Yasemin geçen programında bir değerli arkadaşıyla birlikte ne öneriyorlardı biliyor musun? Yememiz için böcek öneriyorlardı. Hatta böcek için üretime başlamışlar. Protein kaynağı olarak. Teşekkürler. Programı izleyen birisi daha var. Çok teşekkürler. Yani iş bu noktaya gidiyor. Söyleyeyim size. Hemen söylüyorum. Şimdi bu böcek karşı çıkıyor. Bu böceği böyle çıtır yiyemeyeceğiz. Yok, yok. Toz haline getirdi. İşte mamul madde haline getirdi. Kimyasal... Ama devrim soru soruyor, cevabını almıyor. Bir dakika ya. Ama yani sen soruyu beklemiyorsun ki. Ben anladım. Niye anladın? Soruyu. Yani hemen... Hayır, bu işe gideceğin noktayı söylüyorum. Ben en eğlendiğim program oluyor bu şahaneymiş. Hemen söylüyorum. Bu arada hani izlemesi çok... Sen bana soru sormuştun. Ama izlemesi çok keyifli bir program yapıyormuşum. Bir dakika, şu hayvanları söyleyebilir miyim? Tamam, söyle hayvanları söyle. Şu hayvanları söyleyeyim. Söyle. Şimdi eğer köylü evinde ahırında yetiştirdiği inekten bahsediliyorsa değil. Yani biz endüstriyel hayvancılıktan söz ediyoruz. Yani uzmanlar bahsediyor. Ben de iklim gazetecisi olarak aktarıyorum. Bak, JBS diye bir firma. Amerikan firması olduğu için reklam olmaz. Reklam olur mu? Olmaz. Peki. Başka şeyler olur. Başka şey olur. Tamam. Dünyanın o değil. En, öbür. Onun öbürü. Yanındaki firmadan yanındaki bahsediyorsun. O, dünyanın en büyük et üreticisi. Dünyanın kaçıncı zengini bu adam bilmiyorum. Tamam, tekrar söylemeyeceğim firmayı. Adamın yaptığı üretimden kaynaklanan karbondioksit solunumu. Hem de metan salımı, yani onu birlikte diyelim, emisyon diyoruz biz bunların hepsine birden. İtalya hükümetinin, İtalya'nın yaptığı emisyondan daha fazla. Yani, anlatabiliyor muyum? Anladım. Yani onu kapatacağız. Anladığım şimdi, kadarıyla hayır, o fabrikayı kapatacağız. Bu bir fabrika değil. Brezilya'da yapılan bir üretim bu ve Brezilya'nın ormanları dünyanın en büyük yutak alanlarıdır. Nedir yutak alan? İşte karbondioksiti yutan alanlar. Ama o ormanlar neden yok ediliyor? Hayvancılık yapılması için yok ediliyor. Hem ormanlar yok ediliyor, hem de hayvanların yaptığı hem metan gazı, hem de onların işte kesimi, biçimi, işte ne bileyim et haline getirilmesinden ortaya çıkan karbondioksit. Bir ülkenin ortaya çıkarttığı karbondioksit emisyondan çok daha fazla. Tamam ya, sen ot mu yiyeceğiz ya? Bir kere az yiyeceğiz. Hayır, tamam, şunu söyleyeyim. Bir kere az yiyeceğiz. Hayır, yani seçeneğin var. Böcek yiyebilirsin. O konuda çalışıyor. Böcek zaten yiyorsunuz. Hepiniz yiyorsunuz hayır, böcek. Hayır, ben yemiyorum. Neyi böcek yiyeyim canım? Sen yengeç, karides falan yemiyor yemem. Musun? Ben denizden çıkan da ben yiyorum. Ben de evet, denizden yani çıkan bir şey yemem, ama ben niye yemiyorum? İklimden dolayı yemiyorum. Onu da sorarsa onu da sorarsa program değerli modül sorarsa programın ilk bölümü bitti bile. Hadi canım, nasıl ya? Hala iklim konuşuyoruz. Ay evet ya. Ben size demiştim. Genel yayın yönetmenimin sorularına cevap bekliyorum ben. Hakikaten. Buyurun Yasemin. Dolayısıyla evet, tabii ki et yiyeceğiz. Bir kere bizler artık bu yaşta et yemeyelim zaten. Hepimiz yaşlıyız. Allah görüyoruz. Allah'u ekber. Yaşlı değiliz ya. Niye? Nereden çıktı? Dolayısıyla bizler zaten... Nereden çıktı bu yaş kavramı? Niye bilmem, bir de yaşlı dedi ya. Sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Akdeniz mutfağı, ot, işte balık yiyen balık yesin. Onu da çok tercih etmiyoruz ama...
bu yaş çocuk bilir. Balık da mı yasak? Çocuklar yesin. Ama bu iklim işi iyi bir iş değil. Abi. Yani hayır, oturduk et yemeyeceksin, balık yemeyeceksin, karides yemeyeceksin. Hayır bir de tamam su hani, kullanmayacaksın, yıkamayacaksın. Su kullanmayacaksın, arabanı evet, yıkamayacaksın. Evet yani niye öyle hava atıyorsun her sabah duş aldım diye. Kerbela gibi. Ya bir şey söyleyeceğim, bu programda cevap veremiyorum sanki ben. Sorularım hep böyle ağzımda mı kalıyor şeyler? Cevap veremiyorum, bir gönlüm gitti zaten iklim diye. Bir de böyle her sabah kalktım duş aldım falan böyle bir hava atmayalım. Yani rica ediyorum. Temizlenelim ama böyle fışır fışır suların altında girin 10 dakika 5 dakika bir duş yeterli. O su kısmını yani böyle o ama şimdi bizim o hamam geleneğimiz var ya. Onu göbek geçelim. Taşını şöyle i̇şte yayılacağız. Bu, endüstriyelden bahsediyoruz. Hamam tasıyla alıp üstümüze dökeceğiz. Köpük köpük. Sonra keseler filan. Eskiden de onlar. Hamamdanızı yıkanları talep ediyor. Onlar eskidendi. Benim su varken. Son olarak bir dakika son olarak şunu söylüyorum. Yasemin piyasaya çıkmadan önce öyleydi. Endüstriyel olarak yapılan hayvancılıktan, tavukçuluktan, işte ne bileyim ben tüm etçilikten ondan söz ediyoruz. Peki bu böcek yedirmeye kalkıyorlar toz. O endüstriyel olmuyor mu? Yani böceği ağzımıza mı tıkacaklar karıncayı? Şöyle o tabii böyle böceği ağzımıza tıkmayacağız ama tuzluk gibi sen fark Avrupa'da i̇şte hamam böceği olduğunu mesela. Ama bundan hiç konuşturmuyor beni. Yok hep sen konuştun başlangıcından beri. Hatta Allah'ım şöyle tut sayın moderatörüm. Kaçar dakika konuştuk? Lütfen hakkaniyet içinde davranalım. Sürekli ikimizin konuşma süresi Yasemin'in yarısı kadar. Hayır, o kadar bile değil. Hayır. Tek kelime ettirmediniz lütfen. Ay çok buyurun. Teşekkür yok ediyorum. Artık. Ya işte beni anlayan iklim aktivistlerinin de birazcık konuşması lazım. Hep sizin gibi. Ediyor. Ben hamamda ya her gün hamamda ben yıkanırım, arabamı her gün yıkarım, eti yerim, balığı yerim diyen sizleri dinledik. Bugün sıra sizde. Çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizler çocuklarımıza nerede kamera? Dörde bakıyorum. Bizler çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Bizim yediğimiz yeter. Tükettiğimiz yeter. Giydiğimiz yeter. Dolayısıyla sürdürülebilir deniliyor ya işte. Ben kameraya değil bana doğru bak. Öyle mi? Evet. Şimdi mi oldu? Efendim? Sana niye bakıyorum? Bana bakarsan tam açıyı yakalayacaksın. Evet, kamera ikiye bakılması gerekiyor. Sürdürülebilir olmamız gerekiyor. Hayatı, dünyayı sürdürülebilir bırakmamız gerekiyor çocuklara. Dolayısıyla hiç bilimsel bir çalışmaya bakmayalım. Hiç bir şey bilmiyor olalım. Yani sıcaklıkların farkındayız değil mi hepimiz? Bu sellerin, evet, suların... Evet, sıcak farkındayız. Yalnız yani... ben bu konuşmalardan şunu anladım. Hı hı. Herhalde Türkiye tarihinin en çevreci ve iklim aktivisti hükümetlerinden bir tanesi tarafından yönetiliyoruz. Kim dedi onu? Yani şu an çıkarttığım sonuç bu. Eti bu fiyatlarla yemenin zaten imkanı kalmadı. Evet. İşte balığı yemenin imkanı kalmadı. Maalesef. Su zaten işte son zamlarda gelirse. Elektrik oldu mu... İşte enerjiye gelenlerle birlikte giderek azaltıyoruz. İşte, arabalara binemiyoruz. Benzin, evet. Benzin o şey. Zaten yakında iklim yasası geçmezse üretim yapmamızın da bir anlamı kalmayacak. Çünkü %50'sinden fazla ticaretimizin biz Avrupa Birliği ile yapıyoruz almayacaklar veya çok pahalı kaldığımız için rekabette yenileceğiz. O kadar haklısın ki ekonomik kriz iklim krizinin bonusu gibi bir şey oldu. Yani biz keşke bunları alabilecekken yapsaydık bu önlemleri. Yani kilo kilo işte ne bileyim ben alabildiğimiz zamanlar vardı. Hakikaten artık alamıyoruz. Şimdi benim Yasemin'in anlattıklarından anladığım şu. Eyvah bir de o boyutu var işin değil mi? Yani sonuç çıkartarak ben değerlendirme yapacağız. Anladığım şu. Tamam. Bir, eğer evde kendin inek besliyorsan et yiyebilirsin. Kesinlikle. Apartmanda yaşıyorsan et yiyemiyorsun. Bak biraz sonra kitabım şurada. Hayır, ot da yiyemiyorsun. Evet, evet. Otu nerede bulacak apartmandaki? Bir dakika. Yani et yiyemiyorsun bir kere. Tamam. Eğer köyde yaşamıyorsan, ağırında da iki tane inek yoksa, onları da kendi kesmiyorsan et yiyemiyorum. Ben et yiyemiyorum. Bu bir. İsmail abi, İkincisi, sen
bir dönem ama mercimek yiyelim kampanyalarında aktif çalışmış bir insansın. Ya o protein zaman istiyorsa et değil mercimek. Depolar doluydu. Mercimek şahane. Doluydu onun için. Çok güzel. Kendisi, kendisi o dönemde bak, o mercimek kampanyalarına mercimek kampanyası son iyiydi. Şimdi, çok güzel. İkincisi geçmiş sen yıkamayacaksın. Gazeteciler oldu sen mu? Yıkamayacaksın. Arabanı yıkamayacaksın. 3 balık yemeyeceksin. Fosfordan eksik kalacaksın. 4 bahçende çiçek, ot mot olmayacak. Kıraç bir arazi olacak. Ya böyle bir dünyada niye yaşıyorsun ki? Tifo salgını olacak bu sen sefer. Sen yaşarsın, senden sonrakiler yaşayamaz. İşte bu da böyle bir şey. Sen yaşarsın. Bu dünya ne kadarlık bir dünya? Villa nasıl yani? Ne kadar? Yaşı kaç? 4,5 milyar yaşında 5 milyara geliyor. Evet. Yani çok ciddi müdahaleler olmasa bir 4,5 milyar yıl daha gider zaten. Sadece 70 yıl. Bu yüzyılın sonunda... Bu yüzyılın sonu nedir? 3000'e geldiğinde. Hayır, bu yüzyılın sonunda. 2023'deyiz 2100, değil mi? Ha, 2100'e 2100, geldiğinde. Sadece 70 yıl. Yüzyılın sonunda bizi çok ciddi sıkıntılar bekliyor. Ne mesela? Eğer önlem almazsak. Mesela. Susuzluk, yok. Eğer tabii artışı, su zaten yok. Su olmayınca gıda zaten yok. Eğer balık endüstrisi böyle devam ederse 2048 yılında okyanuslarda yiyecek hiçbir şey yok. Yani tamam da şimdi bu istatistiklerle ilgili benim sıkıntım var. Şimdi bu balıklar hiç mi üremiyor? Yani mevcut balıkları 48 yılda tükettik. Bunlar üremiyor mu yani bu arada? Yani doğal... Bu neye göre 48 yıl? Okyanustaki balıkların sayısını, rezervini hani kim tespit etmiş? Nasıl tespit etmiş? Yani bu konuda bilim adamları var, uzmanlar var elbette. Onlar tespit ediyorlar. Ben nasıl? Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ne karşıyım. Ben hangi konuda? Karşıyım da neyse. Temelli karşıyım her konuda. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik başvurusunu hemen geri çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Avlanmada hani o konuda ciddi çalışmalar var. Ben de hani Avrupa Birliği karşıyım dediniz ama özellikle Türkiye'de o kıyı balıkçılığında o üreme alanlarına ve belirli olgunluğa gelmeden yakalanan balıklar konusunda ciddi bir sıkıntımız var. Artı hani şu yani, denizin tamam. Altından şöyle gelen avlama tekniği. Türkiye'de Ege kıyılarında, Ege kıyılarında Türkiye tarafında çok ciddi balık sıkıntısı varken karşıya adalara gidiyorsunuz. Ha, Yunanistan bizden çok farklı bir kültürde değil ama AB yasalarıyla bağlı olduğu için gereğini ona uygun yapıyor. Gidiyor. Ve artı kirlilik tabii ki. Yani var. Şimdi okyanusların... Hani Türkiye için bunun ciddi tartışılması gerektiğini ekleyeyim bu iklim endişelerinin dışında. Ya artık aslında bütün konular buna dayanıyor. Çünkü işte okyanusların kirliliği, plastik dolu olması, yani okyanuslardaki canlılığı bunlar da etkiliyor. O balıkçılık sektörünün denizlerin dibine bıraktığı ağlar... Ya onlar plastik kirliliği yaparken bir de oradaki hayvanların yaşam alanlarını da onları da engelliyor. Dolayısıyla tek boyutlu değil. Yok katılıyoruz sana canım. Şimdi, yani şöyle takılıyoruz söyleyeyim. Arada. Yani dünya biraz, iyi bir noktaya gitmiyor. Biraz yani şeytanın avukatlığını yaptım. Hı-hı. Aslında söylediklerinin çok önemli bölümüne katılıyorum. Şu et yeme kısmı hariç. Tamam mı? Tamam sen ona, ye. Ona tamam. Katılıyorum. Ona katılıyorum. Ciddi anlamda bir sıkıntı bekliyor. Ama şuna itirazım var. Dünyayı iyi bir halde tutalım derken kendi yaşantımızı da boğmayalım. Ama yani bunun bir dengesi bulup marjinalleştirmeden, evet, marjinalleştirmeden bir tarafa doğru sıkıştırmadan diğer insanları bazı tepki vermemesini sağlamak lazım. Neden zıplayıp dünyayı farklı yere götürmeye çalışanlara da fırsat vermeden doğru dürüst son derece akılcı politikalarla bu işi kovalayalım. Tamam itirazım yok buna. Evet ama şöyle bir düşün İsmail. Uzlaşmadık abi. Ne kadarla doyabiliriz? Ne kadarla giyinebiliriz? Ne kadarla gezebiliriz? Tamam, bu zaten her şeyimiz çok fazla. Temel israf problemi. Evet bu. İşte bu atık olayı. Sadece su değil. Evet yani tabii ki sadece su değil. Bu atık olayını hakikaten Sayın Erdoğan'ın, Emine Erdoğan'ın bu atık konusunda başlattığı çalışma
Birleşmiş Milletler'e kadar ulaşmış ve çok ciddi bir sıfır atık projesi. Benim çok beğendiğim bir proje. Tamam, onun tamam, adında sembolleştirdikleri bir çalışma. Evet yani, ama Birleşmiş Emine Hanım'ın altına gelip de yaptığı da, bir şey yani değil. Şöyle bir de durum var ama dünyanın çöpünü de biz topluyoruz ülkemizde. Hem böyle bir projeyi sahipleneceksiniz, bu projeyle anılacaksınız. Öbür tarafta da dünyanın çöpünü çöp kabul edeceğiz. Burada asbestli gemileri de unutmayalım. Orada, burada ülkende barındıracaksın. Yani bu iktidarın çelişkilerinden nükleer enerjiyi de unutmayalım yani. Yani ne nükleeri unutacağız ne kömürü unutacağız. Bununla ilgili bilgi vereyim. Nükleer enerjinin en temiz enerji olduğuna dair de çok ciddi bir tartışma var. İklim o konuda itirazım var. Akdeniz'in suyu, bu yaz 31,5 dereceye çıktı kardeşim. Evet. Eğer sen Akkuyu nükleer santralini Mersin'e yaparsan Akdeniz'den radyoaktifini soğutmak için o suyu kullanırsan soğutamazsın. 28 derece olması gerekiyor. Nükleer enerjiden nükleer akıt atığını ne yapacaksın? Yapacaksın? Gömeceksin. Onu soruyorum. O nükleer tesis Türkiye'nin değil, Rusya'nın. Hı. Toprağıyla beraber Rusya'ya verdiler. Onlar yapıyor, işletiyor, devretmiyor. Tamam mı? Öyle yapıldı o. Sonra da şimdiden belirlenen bir epeyce dünya piyasalarının üstünde rahiçle Türkiye'ye elektriği satacak. Kesmedi. Ayrıca dünya cenneti Sinop'a bir nükleer tesis kuruluyor. Trakya'ya tekrar bir nükleer tesis kuruluyor. Ayrıca o da yetmiyor. Küçük butik nükleer santraller yapıyorlar. Türkiye'nin her yerine. Bu benim, sağlıklı bir şey mi? Benim ondan haberim yok ama Çin'le herhalde bir anlaşma yapıldı şimdi yapılıyor değil mi? Yani konuşuluyor, tartışılıyor. Bu arada, Çin vazgeçiyor. Fransa vazgeçiyor. Almanya vazgeçiyor. Fransa son bu kriz yokken kapatmaya başlamıştı nükleer reaktörlerini. Fransa nükleer santralle bütün elektriği. Tamam anladım da. Vazgeçiyor işte. Kapatıyordu yani. Yenilenebilir enerjiye doğru ciddi bir kayış var. Ayrıca Ermenistan'da bir nükleer tesis var, reaktör var. Burnumuzun dibinde patladı patlayacak. Kimse onu konuşmuyor. Niye konuşmuyorsunuz kardeşim? Doldu galiba. Kaç yaşında çok o? Oldu. Yani pimi çekilmiş el bombası ya. Evet, nükleer santral gerçekten hiçbir atığı olmayan bir enerji. Ama atıkları çok bela. Yani çok kirliliği olmayan ama atığı. Evet, yani, toprağa gömsen olmuyor. Suya atsan ama olmuyor. Ama Türkiye'de çok ciddi nükleer atık mağaralar bulundu son zamanlarda. O mağaralar bunlar için kullanılabilir ama o mağaralarında sızıntı olmaması gerekiyor. Dolayısıyla bu bir güven meselesi. Yani mağaralar bu işi aynı çok zamanda yeraltı sularının bir biçimde beslendiği yerdir. Evet. Oraya o mağaralara o atıkları koyarsan yeraltı sularını kirletirsin. Bir biçimde sızar o. O zaman size şöyle bir haber vereyim. Yenilenebilir enerji. Füzyon enerjisinden bir haber vereyim. Ben kendi bu bölümdeki konumu kapatayım. Arkadaşlara da söz verelim biraz. İtiraf ettin yani. Füzyon enerjisi. Ama adaletli söz verelim biraz dedi yani. Füzyon enerjisi çalışmaları. Ortak planlarımızı açık etti. Ortak plan verelim. Hani birlikte şey. Bilmiyorum yani program öncesi ikiniz bir hesap içinde. Siyasette her gün bu kadar yeni haber var mı iklimle ilgili? Yok. Bak ben neler söylüyorum. Yani bitmiyor. Et yeme diyorsun, balık yeme diyorsun, uç yapma diyorsun, yıkanma diyorsun. Füzyonla ilgili ot yediyor canım. Ne ot yediyor? Böcek yediyor. Evet. Füzyonla şimdi beslenme ilgili uzmanı bir konuğumuz var. Şu füzyonu da söyleyeyim, bitiriyorum. Füzyonla ilgili yeni bir çalışma bitti var. Abi bitti zaten bu bölüm bitti. Program bitti zaten. Bu bölümdekini bitiriyorum. Aralık ayında bir çalışma yapılmıştı. Füzyon güneşin enerji kaynağı. Bunu bilim adamları, enerji kaynağı. Bilim adamları işte laboratuvar ortamında yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki çok büyük bir maliyet. Çünkü çok büyük bir ısı ve basınç gerekiyor ama çalışmalar dünyayı çok büyük. Dünyayı bir daha ısıtacağız yani. Hayır. Eğer ki bu füzyonla enerji elde edilirse ne nükleere ihtiyacımız var, ne kömüre, ne fosile hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Onunla ilgili geçtiğimiz ay Eylül'deyiz. Temmuz ayında bir çalışma yapıldı. Aralık ayında yapılan çalışmanın aynısıydı ama aynı başarıyı gösterdiler. Bu bilim adamları için
Yorumları şöyle, büyük bir başarı, yani adım adım 30 yıl diyorlar. Yani 30 yılda biz bu füzyon enerjisini bulabiliriz diyorlar. 30 yılda dünya kalırsa elimizde. Neyse kalır kalır bir, biz de et yiyebiliriz. Böyle bir haber ama var. Tamam, kendime ayıran süreyi tamamladım. Şimdi 39 dakika oldu. Tam 30'da 9 dakikanın 9 dakikasını sen 9 saniyesini kullandın. 9 dakikasını ya ben arada kullandın. Arada yani böyle hani zorla böyle zorla yani müdahaleler yaparak bir şeyler söyleyebilir. Tam 30 dakika konuştu Yasemin. Doğru mu? Doğru. İkinci bölümde söz alacağım değil mi? Bilgisayarda hayır yok. İkinci bölümde şeyi anlatacağım. Bilgisayara bir kez dönüp bakmadı. Hatta ekran koruma devreye girdi. Ha. Bilgisayar kapandı. Niye onu oraya koydun derken ben son derece haklıymışım. Niye biliyor musun? Hayır. Düşün. Bir de bilgisayara bakarak konuşacak bundan sonraki bölümlerde. Tedbir almamız abi lazım. Abi kapat arada. Bilgisayarı. Kaldır. Niye biliyor musun? Bir gün canlı yayında bu benim büyüklerimin bana önerisi. Ne konuşursan not et dediler. Çünkü bir gün canlı yayında köşkün önündeyim herhalde. Yayın uzansın diye MHP'yi açılımını yapmaya çalışıyorum. İşte Milliyetçi Halk Partisi olmuyor. Milli aslında güzel olurmuş. Milliyetçi Halk Partisi. Hükümet Partisi, o da kulağıma hoş gelmiyor. Bir türlü söyleyemedim MHP'ne. Ya, yok yani böyle bir şey. Sonra tabii ekrandan almışlardı beni. O yüzden o günden beri ne konuşacaksam not ediyorum. Yani televizyon için şey olmasın. Sayın Rahmi Aygün de bir not defteri ve kalemle çıkmış. Bak. Evet. O da aynı. Ben hep böyle geziyorum. Ben kağıt israf etmiyorum. İklim krizine elektrik destek israf ediyorsun. Diye. Elektrik israf ediyorsun. Bunun ne malzemesi? Şey. Şimdi bu konuda sus. Şimdi bunun malzemesine, bunun dünyayı ne kadar kirlettiğine falan girmeyelim. Elektrik israf tonlarca ediyor. Su, bak, tonlarca su. Tonlarca su. Nihayetinde o akü hala bitiyor yani. Çalışıyor bilgisayar. Doğru. Doğru evet, değil mi? Teşekkür burada, ederim. Evet, tamam. 40. dakika hala konuşuyorum. ama ikinci bölümde şeyi anlatacağım. Türkiye'ye açılan dava var iklimle ilgili. Onu muhakkak söylememiz lazım. Söyleseydin 40 dakikadır konuşursun. Yok, onu ikinci bölümde söyleyeceğim. Şeyi de kendi programımda söyledim. Tekrar söylemeyeyim. Birleşmiş Milletler renklerini Sayın Erdoğan şey zannetti, LGBT zannetti. Onu tekrar konuşmamıza gerek yok herhalde. O da çünkü... Ama konuşmayalım da ayrıca. Ve konuşmayalım. Neyse ki o da üstünde durmadı yani ısrar etmedi. Yoksa etmedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'yi de falan konuşacağım diyordu. Konuşacağım yani. Demişti hakikaten. Onu tamam onu konuşmayalım. Onu şey kapattık gitti. Ama bu dönüşüm ciddi bir maliyet. Türk sanayisi içinde yani üretim kodlarının da değişmesi gerekiyor. Çünkü hani ben biraz Latife ile söyledim Avrupa Birliği. Türkiye ile ilgili pek çok konuyu sığınmacılarla ilgili konu nedeniyle biraz susarak devam ediyor ama işin içine para girdiği zaman o biraz daha başka bir boyutta olacak. O yüzden hükümette veyahut da Türk sanayisinde böyle bir hazırlık olabileceğine bu anlamda ciddi adımlar atabileceğini düşünüyor musunuz? Ben mi? Rahmi Aygün'e soruyorum. Yani mal satacaksak eğer Avrupa Birliği'ne. Bir kere o gümrük birliğinde güncellenmesi gerekiyor da o konuyla ilgili yeteri kadar çabaları, etkileri var mı bilmiyorum. Hani bu sığınmacılar konusunda milletten ümmete doğru hızla giden bir yönetim anlayışı içindeyiz ya. Yani bu konuda verilen tavizler içinde bir şeyleri de almak gerekiyor yani. 6 milyar dolar yerine örneğin gümrük birliğini güncelleseler değil mi? Daha mantıklı olmayacak mı? Özellikle hizmetler sektörünün dahil edilmesi çok önemli. İşte biz 90'lı yılları ele aldığımız bir programımız var internette. Mesela 2000-2001 krizlerine bu gümrük birliğinin etkisi şöyle bir hafıza tazelediğimiz zaman ben hani o rakamları görünce inanamamıştım. Biz o dönemde bunları çok düşünemedik. Şimdi ne diyoruz? 2000-2001 krizine kötü yönetim, bankacılık, işte deprem gibi böyle bir şeyler ama gümrük birliği bize darmadağın etmiş tam o döneme geldiğimizde. Değilim. Bu kadar bedel ödedikten sonra tam uyumu sağlamışız ve artık kâr eder noktadayken şimdi ikinci bir aşamayla ikinci bir ki ekonomide son derece kritik bir noktadayken gerçekten üzerinde ciddi durmamız gerekiyor gibi. Hayır yani böyle bir garabet olabilir mi? Tam üye olmadan gümrük birliğine üye olan tek ülke Türkiye. Ya böyle bir şeyi yani vatanını milletini seven aklı başında hangi siyasetçi evet der ya.
Yani gümrük birliğine tam üye olsan, yani Avrupa Birliği'ne, gümrük birliğine de üye oluyorsun. Gümrük birliğine üye olduğunda senin mağdur olan işte branşların, dalların Avrupa Birliği fonlarından destekleniyor. Dolayısıyla senin çiftçin, köylün, işte sanayicin hangi dallardaysa o zarar görmüyor. Ayakta kalabiliyor ve kendini geliştirme imkanı oluyor. Ama o konuda ama benim bir itirazım var. O gümrük birliği sayesinde evet bedel ödendi ama Türk sanayisi gerçekten rekabet gücü kazandı. Avrupa standartlarında üretimi öğrendi. Pazarlamayı öğrendi. Avrupa ile eşitlemeye çalışırken biz diğer üçüncü ülkeler karşısında çok büyük avantajlar elde ettik ve onun avantajlarını yaşadık. Onu da işte cepte tutmak lazım ama şimdi o yeni dönüşümde gerekli altyapı sağlanmazsa tüm vakti zamanda ödenmiş bedeller sanki havaya. Devrim, şimdi sen Avrupa Birliği ile ilgili uzmanlık seviyesinde bilgiye sahipsin. Ben öyle inanıyorum. Görevde yaptığın için zaten konuyu yakından biliyorsun. Fakat Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri Avrupa Birliği tarafından bakıldığında, batılı ülkeler tarafından bakıldığında hep bir kol boyu mesafededir. Biz girmeye kalktığımızda dur derler, gitmeye kalktığımızda yakamızdan tutup bırakmazlar. Uzun uzun örneklerini anlatırım ama bir 15 dakikalık ara verelim. Bu tempoyu izleyicilerimiz birazcık hazmetsin. Beşinci günün izleyicileri böyle bir tempoyu ilk kez görüyorlar. Gayet şey. Ama çok büyük keyif aldım, itiraf ediyorum. 15 dakika sonra karşınızdayız. Sürekli zam geliyor. Vatandaşlar da şikayetçi. Sizin sıkıntılarınız var mı? Kurtarıyor mu sizi bu fiyatlar? Kurtarıyor, gayet güzel. Memnunsunuz. Hiç sıkıntımız yok. 100 lira olsun abi. Vallahi 50 lira olacağı söyleniyor illa ayında akaryakıtın, mazotun. 50 lira olsun, 60 da olsun. Problem yok. Peki dün 1.30 kuruş galiba indirim oldu. 52. 52. Bu rahatlatır mı biraz? Yok, hayır. Siz memnunsunuz gidişattan? Ha, sıkıntı yok. Dolmuş çarşısında problem yok. Vatandaşların tepkisi oluyor mu zamlara? Yok, hayır. Görmedik bu zamana kadar. Size soralım abi, siz neler söylersiniz? Akaryakıttan önce bu ülkenin zihniyetini değiştirmek lazım. İnsanları böyle artık var ya, bilinçlendirmek lazım. Körün körüne yaşıyoruz, bende dahil artık. Sesimiz solumuz çıkmıyor, anladın mı? Bu düzeni böyle yaptılar. Araştırmıyoruz, sormuyoruz, soruşturmuyoruz. Bu akaryakıt zamları dersen tabii ki akaryakıttanız. Biz minibüsçü esnafıyız, zorlanıyoruz yani. İşlerimiz de biraz düşük. Yani bu şimdi zamlardan ziyade böyle bir değişim yapmamız gerekiyor. Ülkece, komple. Yani bu elbiseden bu kadar kumaş çıkmaz, daha çok kumaş çıkar. Yani bizim atarımız katarımız bu değil. Bize Türklüğü de unutturmaya çalışıyorlar. Bizim damarlarımızdaki asıl kan da mevcut zaten. Ama uyanmamız lazım. Uyanacağız ama az kaldı. Peki bu araç masrafları nasıl? Araç masrafları lastiği çok. Araç masrafları çok. Bakımımız falan çok. Çok miktarda çok zamlı. Zaten böyle serbest piyasa gibi. Herkes ne tutturursa ona göre yapıyor. Zaten bu sanayideki ustalar falan burnundan kıl aldırmıyor. Yani onlar da bir yol tutturmuş gidiyorlar. Ama bu düzen böyle olmayacak. Değişmesi gerekiyor. Hızlı bir şekilde. Vatandaş peki tepkili mi? Hani zamları vatandaş öyle... çok tepkili. Bazı işte böyle örümcek kafalılar. Hiç diyor ki hani ben hep 100 liralık
mazot alayım, 100 liralık benzin alıyorum diyen tipler öyle. Çünkü soruşturmuyor, araştırmıyor. Önüne kuru ot verin, yiyor. Niye yeşil ot yiyeyim demiyor yani. Ne olması lazım peki? Çözümü ne görüyorsun? Çözüm bilinçlenmek lazım, bilinçlenmek. Sağ sol artık olay bitti. Bilinçleneceğiz, üreteceğiz. Yok. Beyni çalıştıracağız. Çok çalıştıracağız. Az zamanda çok iş yapacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden çıktığımız için bunlar oldu. Türkiye'nin öncü gazetecilerinden ve romanları yabancı dillere çevrilen ilk yazarlarından Suat Derviş, gazeteciliğe Osmanlı'nın son dönemlerinde başlamış, muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığı yapmıştır. Avrupa'ya muhabir olarak giden ilk kadın gazeteci, ilk basın sendikasının 5 kurucusundan biri ve ilk başkanı, Devrimci Kadınlar Birliği'nin kurucusudur. Kadın hakları, demokrasi alanlarında mücadele etmiş bir aktivisttir. Suat Derviş, 1903 yılında varlıklı bir ailenin ortanca çocuğu olarak İstanbul'un Moda semtinde dünyaya geldi. Ailesi ona Hatice Suat adını koydu ancak Suat erkek ismi olduğu için kayıtlara Hatice Saadet olarak geçti. Suat Derviş liseye kadar evde eğitim gördü. Dadıların ve hizmetçilerin olduğu evde Arapça, Farsça, Almanca ve Fransızca öğrendi. Felsefe, astronomi, matematik, edebiyat ve müzik eğitimi aldı. Nazım Hikmet'in ailesiyle komşulardı ve Nazım Hikmet bir gün Suat Derviş evde yokken masada gördüğü Hezeyan isimli şiiri okudu ve çok beğendi. Suat Derviş'in annesinden izin alarak şiiri Alemdar dergisine gönderdi. Şiir beğenildi ve yayınlandı. Suat Derviş henüz 16 yaşındaydı. Kendisinden habersiz şiirin dergiye gönderilmesine çok sinirlendi. Nazım'la süren arkadaşlığı zaman içinde Nazım Hikmet'in tek taraflı aşkına evrildi. Adına şiir yazdığı Suat Derviş bu aşka hiçbir zaman karşılık vermedi. Derviş ilk romanı yayımlandığı sırada Alemdar gazetesinde çalışmaktaydı. 1922'de Ankara hükümetinin temsilcisi olarak İstanbul'a gelen Refet Bey ile ilk röportajı Alemdar gazetesi için yaptı. Refet Paşa röportajının ardından Alemdar'dan ayrılıp İkdam'a geçti. Fransızcası çok iyi olduğu için 1923 yılında Lozan Konferansı'nı dinleyip aktarmakla görevlendirilen gazeteciler arasında yer aldı. Bu görevi nedeniyle Avrupa'ya muhabir olarak giden ilk kadın gazeteci unvanını aldı. 1926 yılında İkdam gazetesinde bir kadın sayfası hazırlayarak bu konuda öncü oldu. Berlin yıllarının tarihleri hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Berlin'de uzun süre gazetecilik yapmıştır. Berlin'de Sternisch Konservatuvarı'nda piyano dersleri aldı ancak bir süre sonra ailesinden habersiz Berlin Üniversitesi Felsefe ve Edebiyat Fakültesine kaydolduğu bilinmektedir. Almanya'dayken Nazizmin ve Hitler'in yükselişine de tanıklık eden Suat Derviş, 1932'de fakülteden mezun olmadan Türkiye'ye döndü. Berlin'de bulunduğu sırada Türkiye'de 1930 yılında kadınlar, belediye kanunu ile kadınların belediye seçimlerine katılma hakkını elde etmişti. Suat Derviş bu dönemde Türkiye'ye gelerek yeni kurulan serbest fırkaya kaydoldu. 1930 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul'da fırkanın Eminönü bölgesinden aday listesinde yer aldı ve İstanbul'un çeşitli yerlerinde seçim propagandası yaptı. Türkiye'de kadınların ilk kez oy kullandıkları bu seçimlerde serbest fırka büyük bir yenilgiye uğrayıp kendini feshetmiş ve belediye meclisine giremeyen Suat Derviş'in aktif siyasetle ilişkisi sona ermiştir. 1936 yılından itibaren çalışmaya başladığı Tan gazetesinde kadın sorunlarına değindi ve dış siyaset olaylarıyla ilgili haberler yaptı. Sovyetler Birliği'ne yaptığı gezi dönüşünde yayımladığı İstanbul, Moskova, Tahran Seyahat Notları başlıklı röportaj dizisi, komünist olarak damgalanmasına ve gazeteden ayrılmasına neden oldu. Suat Derviş kısa süren 3 evliliğinden sonra 1941 yılında Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Reşat Fuat Baraner'le evlendi. Niçin Sovyetler Birliği'nin Dostuyum adlı incelemesinin 1944'te yayımlanmasından sonra gazeteci kimliğiyle hiçbir yerde iş bulamayan Suat Derviş, gerçek ismi olan Hatice Saadet Baraner yerine takma adla yazılar yazmaya başladı. Aynı yıl TKP soruşturmaları ve tutuklamaları çerçevesinde eşi Reşat Fuat Baraner'le birlikte tutuklandı. Sorgu sırasında çocuğunu düşüren yazar, Reşat Fuat Baraner'i sakladığı ve yasa dışı Türkiye Komünist Partisi'ne katıldığı gerekçesiyle yargılandı. 8 ay tutuklu kaldı. 1952 yılında eşinin tekrar tutuklanması üzerine önce Paris'e, daha sonra da İsveç'e ablasının yanına yerleşti. 1968 yılında eşini, bundan 2 yıl sonra da ablasını kaybetmesi yazarı derinden etkiledi. Gözlerinde artan sağlık sorunlarıyla hayat iyice zorlaşan yazar, 1971 yılında tekrar tutuklandı. Şeker hastalığının zayıf düşürdüğü Suat Derviş, 23 Temmuz 1972 yılında hayatını kaybetti.
Yaşamaktan daha güzel bir şey varsa o da sağlıklı yaşamaktır. Modern tıbbın ışığında uygulanabilir sağlıklı beslenme tüyoları. Her koşulda daha zinde bir vücut için yapabileceğimiz maliyetsiz egzersiz önerileri. Sağlıklı yaşama dair en güncel bilgiler. Her yaşta sağlıklı yaşamamız için uzman tavsiyeleri. Gerçekçi uygulamalar. Fizik tedavi ve spor uzmanları Cadde TV'de sizin için hazır bulunacaklar. Haber kutsal. Yorum hürdür. Yapay zeka nasıl çalışır? Yapay zeka, insan zekasını taklit eden bilgisayar sistemleridir. Yapay zeka günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır. Örneğin, arama motorları, sesli asistanlar, oyunlar, tıp, eğitim, güvenlik ve daha fazlası. Peki, yapay zeka nasıl çalışır? Bu sorunun cevabı, yapay zekanın farklı türlerine göre değişir. Ancak genel olarak yapay zeka şu adımları izler. Veri toplama. Yapay zeka, çalışmak için büyük miktarda veriye ihtiyaç duyar. Bu veriler, yapay zekanın öğreneceği ve çözeceği problemle ilgili olmalıdır. Örneğin, yüz tanıma yapay zekası için yüz fotoğrafları, ses tanıma yapay zekası için ses kayıtları gibi. Veri işleme. Toplanan veriler, yapay zekanın anlayabileceği bir formata dönüştürülür. Bu işlem, verilerin temizlenmesi, düzenlenmesi, etiketlenmesi ve sınıflandırılması gibi adımları içerir. Veri analizi. İşlenen veriler, yapay zekanın öğrenmesi veya çözmesi gereken problemle ilgili bilgileri içerir. Bu bilgiler, yapay zekanın verileri analiz etmesiyle ortaya çıkar. Veri analizi, yapay zekanın farklı yöntemler kullanarak verilerdeki desenleri, ilişkileri, eğilimleri veya kuralları bulmasıdır. Veri uygulama. Analiz edilen veriler, yapay zekanın problemi çözmesine veya yeni veriler üretmesine yardımcı olur. Bu uygulama, yapay zekanın verileri kullanarak kararlar alması, tahminler yapması, sınıflandırmalar yapması veya öneriler sunması gibi sonuçlar doğurur. Bu adımların her biri, yapay zekanın farklı türlerine göre farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. Örneğin, makine öğrenimi, yapay zekanın verilerden otomatik olarak öğrenmesini sağlayan bir yöntemdir. Derin öğrenme, makine öğreniminin bir alt dalıdır ve çok katmanlı yapay sinir ağları adı verilen karmaşık matematiksel modeller kullanır. Doğal dil işleme, yapay zekanın insan dillerini anlamasını ve üretmesini sağlayan bir yöntemdir. Bilgisayar görüşü, yapay zekanın görüntüleri anlamasını ve işlemesini sağlayan bir yöntemdir. Yapay zeka sürekli olarak gelişmektedir.
Yapay zeka, insan hayatını kolaylaştırmak, iyileştirmek ve zenginleştirmek için pek çok fırsat sunmaktadır. Ancak yapay zeka ile ilgili bazı etik, sosyal ve hukuki sorunlar da bulunmaktadır. Bu sorunlar, yapay zekanın güvenliği, gizliliği, sorumluluğu, adaleti ve insanlığı gibi konuları kapsamaktadır. Bu nedenle yapay zekanın hem faydalarını hem de risklerini dikkate almak gerekmektedir. Cadde TV'de 5. güne devam ediyoruz. 2. bölümdeyiz. Çok keyifli bir ilk bölümün ardından. Umarım tempomuzu sürdürebiliriz ama maalesef İsmail Dükel'i kaybettik. O moral yıkıldı. Et yememe konusundan sonra. Kolesterol. Sen kolesterol yok mu İsmail? İlgili bilgi verin. Belki ilk defa ekranlarını açanlar vardır. Şimdi niye et yemiyor acaba filan diye düşünebilir. O zaman bir TRT klasiği olarak önce özetler deyip size atayım ben pası. Şimdi türküler ve oyun havaları diyerek devam edebiliriz ya. Yani. Yok oraya daha gelmedik. Evet. Aslında bitirdiğimiz noktada biraz meclisin açılmasıyla birlikte nelerin konuşulacağına gelmiştik. İş tüzük çok önemli başlık, anayasa sık sık tartışacağız. Ama sanki ilk aşamada en çok tartışacağımız Yargıtay'ın bu geçtiğimiz günlerde açıkladığı gezi kararı olacak. Özellikle Can Atalay boyutuyla ciddi şekilde tartışacağız. Zaten 5 Ekim'de Anayasa Mahkemesi'nin de bir duruşması var. Hukukçular gene birbirlerine girmiş durumdalar. İşte Anayasa Mahkemesi onun milletvekilini tanırsa bu yargılama iptal olur mu? Dava dosyası mı ayrılır? Yoksa bütün davamı yeniden bakılır? İşte süreç yeniden başlar? Böyle bir durum var. Ama bu tartışmanın gölgesinde tabii Gezi davasında özünü de kaçırmamak gerekiyor. Rahmi Aygün neler söylemek istersin? Şimdi Gezi davasına gelmeden önce ufak bir bilgi paylaşalım. Can Atalay'la ilgili. Şimdi 18 yıl onandı hapis cezası. 18 yıl hapis cezası onandığına dair mahkeme kararı eğer ayın 1'inde açılacak Meclis Genel Kurulu'nda Numan Kurtulmuş'un uygun görmesiyle eğer okunursa milletvekilliği düşmüş oluyor. Oylama gerekmiyor mu? Ama işte burada sıkıntı, tartışma okunduğu yani anda milletvekilliği düşüyor. Çözülemeyen, herkesin farklı farklı görüş beyan ettiği konu şu. Milletvekilliği düşüyorsa milletvekili olarak zaten dokunulmazlığı kaldırılmadan bu yargılama onunla ilgili nasıl yapıldı? Ama milletvekili olması için de hukuken gelip mecliste yemin etmesi gerekiyordu. Değil, yani o kadar değil. Daha önceki bir içtihat var. Bir Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili, bunu söyleyebiliyoruz. Seçimden sonra mazbatasını almak için gelirken
bir kaza geçirip vefat etmişti. Evet. Ve onun milletvekili olduğuna dair karar var. Yani dolayısıyla yemin etmesi gerekmiyor. Yani Yüksek Seçim Kurulu kazandığına dair o açıklamayı yapıp o mazbata kazanmaya hak kazandığı anda aslında milletvekilliği başlıyor. Benim bildiğim yemin etmediği sürece maaşını alamıyor. Özlük haklarından yoksun. Ama siyasi faaliyette bulunabiliyor. Komisyona seçildi mesela. Komisyonda görevli. Yani komisyona işte seçilmiş. Görevli değil de gelemesi için. Dokunulmazlığı kazanıyor mu kazanmıyor mu? Herkes bir şey söylüyor. Yumurta mı tavuktan, tavuk evet. Yumurtadan? Dokunulmazlığı kazanıyor ama maaşını alamıyor. Beşinde benim bildiğim. AYM'ye bireysel başvuru hakkını kullandı. Beşinde AYM'de o konu. Yani hak ihlaline uğradığına dair bir bireysel başvurusu evet. var. Can Atalay'ın avukatlarının. Dolayısıyla 5'inde görüşülecek Anayasa Mahkemesi'nde konu o. Ama meclis ilginçtir. Genel kurul 1'inde çalışmalarına başlıyor. Yani 1'inde eğer karar genel kurulda okunursa milletvekilliği düşmüş oluyor. Yani bu aradaki o 4-5 günlük süreyi nasıl değerlendirir, nasıl inisiyatif alır meclis başkanı bilmiyorum. İsmail abi bir parantezde... Bekler mi? Bir parantezde hani kişisel de yaşadığım bir süreç olduğu için işte babam meşhur Hasan Hande davası vardı hatırlarsınız. Evet. Milletvekili seçildiği için o davada suçlananların hepsi beraat etti. Bir tek babam beraat etmemişti. Neden? Milletvekili olduğu için yargılanamıyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani hani ceza değil beraat de aynı şekilde. Yani bu hukuki süreç milletvekili dokunulmazlığı söz konusu olduğu zaman meclisin toplanıp o dokunulmazlığı kaldırması gerekiyor. Evet örneklerimiz var tutuklanan milletvekilleri diğerleri ama işte burada o 3-4 günlük sürede o kararlar diğerleri çok önemli. Çünkü Can Atalay milletvekili oldu kesin yani o konudaki içtihat tamam. O dokunulmazlığının kaldırılması görüşmesi yapılmadan Yargıtay'ın vermiş olduğu bu karar bir milletvekilinin yargılanması, dokunulmazlığı olan bir milletvekilinin yargılanması anlamına geliyor. Çünkü milletvekili seçildiğinde verilmiş bir karar yoktu. Evet içeride ama verilmiş bir karar yoktu milletvekili seçildiğinde. Adalet Bakanı da hep öyle açıklamalar yapıyordu. Evet. Mahkeme bir kararını versin bakalım diye. Yani niyet ortadaydı bence. Yani bu Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklemeyebilir AK Parti iktidarı. Onladıktan sonra Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklemesi lazım. Beklemesi lazım ama beklemeyebilir. Evet. Beklememe ama böyle bir durum yüksek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çok ciddi bir yeni süreci. Tabii. Daha, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına Türkiye'ye uymak zorunda. Çünkü anlaşmalarda imzası var. Mevzuyu mevcut ama, hukuk düzeni içinde tartışmaya çalışıyoruz. Ya da meri hukuk içinde tartışmaya çalışıyoruz. Memlekette hukuk olmadığı için bu tartışma da gerçekten anlamsız oluyor. Nihayetinde işin sonunda, günün sonunda verilecek karar siyasi bir karar olacak. Bırakılsa da, bırakılmasa da o karar Yargıtay'ın kararı okunsa da okunmasa da Anayasa Mahkemesi bunu görüşse de görüşmese de bunların tamamı siyasi bir karar olacağı için hukuken ne söylersen söyle. Hukukçular istediği kadar tartışsınlar bunu 10 yıl boyunca bu iş siyasi bir karar. Keşke siyasetçiler verecek. De biraz tartışsaydı bunu sevgili İsmail. Yani muhalefet ne yaptı Allah'ını seversen? Yani kalkıp da bir iki tane siyasetçi Can Atalay'ı ziyarete gitti. Can Atalay Hatay'dan çıkan bir milletvekili. Hatay o depremde kalktı, oy vermeye gitti ve Can Atalay'ı milletvekili yaptı. Ben defalarca görüştüm Can Atalay'ın avukatıyla, yayınlara da aldım. Kamuoyu gerçekten çok sessiz kaldı. Siyasetçiler gerçekten çok sessiz kaldı. Ne yaptılar ya? Yani bugün alınan kararda muhalefetin o kadar büyük etkisi var ki. Var. Şimdi TİP Genel Başkanı Erkan Baş Hatay'dan yürüyüş evet, başlatıyor. 1 Ekim'de o da Ankara'ya doğru. Yani bu o yürüyüşün başarılı olabilmesi için bu yürüyüş konusu geldi mi hemen akla Demirel'in yürümekle aşılmaz yoldan lafı gelmekle birlikte Sayın Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü çok ciddi ses getirmişti. Bu birazcık hani model de oldu. İşte evet.
Şimdi sonradan dönemin HDP'lilerinin yaptığı yürüyüş var. İşte en son Zafer partililerin yapmış olduğu yürüyüş arada var. Arada Bolu Belediye Başkanı'nın yaptığı bir yürüyüş var. Şimdi Erkan Baş Hatay'dan buraya yürüyecek. Bu fiziki anlamda yürüyecek yani, evet, değil mi? Fiziki anlamda. 1000 kilometre kaç kilometre Hataylı olarak? Yani 700-800 kilometre. Tabii o yol Hatay Ankara arası. Durduğu... Hatay Ankara 800 kilometre. Evet. Yani eğer yürürse Kemal Bey yürüdüğü yolun neredeyse iki katı fazlasını yürüyecek. Yok, şehir giriş çıkışlarında yürüyüp daha sonra İşte onun için sordum. Yani bir sembolik bir yürüyüş mü yoksa harbiden yola düşüp yürüyecek mi? Yani. Sahip değilim ben. Ama sembolik de olsa bakalım yanında kimler olacak? Tam tartışma ve soracağım soru buydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hatta muhalefetteki işte Saadet Partisi, Deva, Gelecek gibi partilerde, Demokrat Parti'de bu yürüyüşe katkı verip verilmemesi konusu şimdiden tartışılmaya başlandı. Yani ilçe boyutunda tartışıyorlar mı gerçekten? Bunun nesini tartışıyorlar? Yani hakikaten bilmiyorum. Erkan Baş'ın yanında olmak, tabii Erkan Baş'ın adalet yürüyüşünde Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında yürüdüğünü hatırlatmakta fayda var. Şimdi sevgili devrim, bunun tartışılacak hiçbir tarafı yok. Bu memlekette hukuka ve demokrasiye inanan, hukukun ve demokrasinin bir biçimde yeniden tesis edilmesini savunan, düşünen herkes, siyasi parti ayrımı yapmadan söylüyorum bunu, herkesin o yürüyüşte olması gerekiyor. Ama sembolik, ama değil. Ama herkes bu söylediğim şartlara inanan, herkesin Erkan Baş'ın yanında olması gerekiyor. Bunu tartışılacak. Aslında Can Atalay'ın yanında olması gerekiyor. Tabii ki. Yani, hani bu boyutuyla elbette. İYİ Parti'li milletvekillerinin de ziyaret ettiklerini yani, hatırlatmak lazım. Yani, onlar da sahip çıkmaya başlamışlardı. Demokrasiye ve hukuka inanan herkesin o yürüyüşte olması gerekiyor. Bunun tartışılacak bir tarafı yok. Tartışmaya da kapalı olması lazım bunun. Büyük ihtimalle Erkan Baş yakın arkadaşlarıyla işte belli bir grup partiliyle yürüyecektir. O da çok ses getirmeyecek. Ya burada artık siyaset yok mu ya? Ilgimiz, burada siyaset yok. Demokrasiye inanç, hukuka inanç. De var. Neden? Bu davanın bir boyutu. İşte, Osman Kavala. Tabii Gezi davasına. Gezi davası. Gezi'de biraz daha dikkatli bir tartışma dili kullanılsa da özellikle iktidarın Osman Kavala. Ya Allah aşkına Osman Kavala ne yaptı? Bugün Adalet Bakanı'nın açıklamaları vardı. Sokakları cehenneme çeviren, ateşe veren, sokaklarda insan öldüren kimi öldürmüş, neyi öldürmüş? Yani azıcık hafıza tazelensin lütfen. Ya ağırlaştırılmış müebbetin karşılığı idam kaldırılmadan önce idamdı kardeşim. Yani idamla mı cezalandırdınız Osman Kavala'yı? Öyle oldu. İlk bölümde hani Avrupa Birliği'ni konuşmuştuk. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uymakla yükümlüyüz. Uyulmadığı zaman bunun takibini Bakanlar Kurulu yapar, Avrupa Konseyi. Bu ay çok ciddi bir kararın çıkması bekleniyordu. Ama geçiştirilen bir cümle. Neden? Gördük. Türkiye'yle yapılan pazarlıklar ve sığınmacı konusunu öncelikle düşünüyoruz. İkinci olarak da hani Avrupa Birliği'nde aslında Sayın Erdoğan'ın çok başarılı bir politikasıyla içeriye soktuğu bir truva atı var. O da Macaristan. Macaristan bu türden her türlü kararı bir şekilde engelliyor. İşte Avrupa Birliği'nin o karar verme mekanizmaları ile ilgili ciddi bir sorun var. Tüm üye ülkelerin bir araya gelmesi. Tabii bunun altını başka noktalarla da doldururuz. Yani Avrupa Birliği söz konusu olduğu zaman tabii hani ben çok daha farklı boyutlarına gidebiliyorum. Özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin artık Kıbrıs ve Yunanistan'dan illallah demiş olması. Onlarla sürekli bu pazarlıklarda, yani geriye dönüp baktığımız zaman o kadar konuda bu pazarlıklara tabi oldular ki artık Türkiye söz konusu olduğu zaman biraz hani amiyane tabir olacak ama gıcıklık olsun diye bile Türkiye lehine bir tavırlar sergilendiğini görüyoruz. Hepsi bunların bir araya birikti. Şimdi şu konuyu isterseniz biraz değerlendirelim.
bu göç konusundaki hassasiyeti giderek artıyor Türk milletinin. Ya da ben mi öyle düşünüyorum bilmiyorum. Siz de o konuda değerlendirme yapın. Yerel seçimler var önümüzde. Yerel seçimlerde ekonomi eğer birinci başlıksa, ikinci başlıkta sokağında, mahallesinde, belki altında üstünde oturan sığınmacılarla ilgili sıkıntılar gündeme gelecek ve oy verirken de bunlara dikkat edilecek. Yani, bunu fark eden Erdoğan bir toparlayayım izin pardon, özür diliyorum ama şunu da göz önüne alarak, bir önceki seçimlerde de vardı göçmenler. Genel seçimlerde de vardı. Öncelikler farklıydı. Ha, yani orada da bu parametreler vardı. Alt komşumdan, yan komşumdan söz edeceğim ben. Tamam. Aradaki farkı merak ettim. Şimdi dolayısıyla Erdoğan bunu fark edince yerel seçimlere doğru sığınmacıların işte kendi ülkelerine gönderileceği şeklinde açıklamalar yaptı. Daha farklı bir hassasiyet fotoğrafı gösteriyor. İşte İçişleri Bakanı da kontrollerin sıklaştırılacağını pek çok şehirde, hatta stadyumlarda bile kimlik araması, kimlik sorgusu yapılacağını falan söylüyor. Tedbirleri arttırdık, fotoğraf veriyorlar. Haziran ama, ayı başından 22 Eylül'e kadar, onu not almıştım ben, 97.363 düzensiz göçmen yakalandı diyor. 42.875'i dedi diyor, deport edildi. Vizesi, ikamet izni biten 105.488 yabancı ülkeden ayrıldı. Tamam. Şimdi bu tabii hani legalleri de var, diğerleri de var. 10 milyon, 15 milyon sığınmacıdan söz ettiğimiz yerde %10'a aşan oranda bir sığınmacı varsa bir ülkede, bu demografik yapıyı tehdit eden bir nitelik taşır. Bizimki çok aştı bunu. Şimdi bir de gözlerden uzak tutulan ve tartışılmayan bir konu var. Yunanistan gitti Almanya ile konuştu. Sonra gitti İtalya ile konuştu. Onlar birbirleriyle konuştular. Türkiye'den tekrar göç anlaşmasını tazeleyip, güncelleyip kendi ülkelerindekini de tekrar Türkiye'ye yollamak için, anlaşmalar yapılmak için görüşmeler yapılıyor. Ve Türkiye bu görüşmelerde var. Sadece pazarlık konusu daha önce alınan 6 milyar dolar değil de 10 milyar dolar olacak. Bunu proje bazlı almayayım da diyor Türkiye. Sen bana onu diyor keş ver diyor. Ben istediğim gibi kullanayım diyor. Pazarlık bu boyutta. Tekrar bir göçmen akımına, Avrupa'ya giden göçmenlerin de Türkiye'ye yollanması gibi bir konu var gündemde. İngiltere Başbakanı onun için geldi Türkiye'ye. Niye bunlar konuşulmuyor, tartışılmıyor? Aralık ayında Türkiye ile Yunanistan arasındaki işte yüksek seviyeli görüşmeler var. Ana konunun bu olacağı. 7 Aralık'ta Selanik'te. Yunan basınında yazılmaya başlandı. Yani yerel seçimlerde bunun etkili olacağını mı düşünüyorsun? Evet. Kesinlikle hayır. O zaman mesele yok yani. Yani ben öyle düşünüyorum. Ben hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Çünkü işte yeni bir seçim geçirdik. Yine buradalardı. Göçmenler yine buradaydı ki çok şunu hatırlıyorum. Onlar da oy kullanacaklar çünkü. Bir kısmı. Ben işte Antakya'da yaşadım çok uzun süre ve orada Suriyeli tanıdıklarımız da vardı. Hem yıllar önce Suriye'den gelmiş, yerleşmiş arkadaşlarımız, hem de bu göç akımında 2011 yılından itibaren gelmeye başladılar. Gelip yerleşen tanıdığımız insanlar. Bu seçim sırasında konuştuğum kişilerden bir tanesi şöyle söylemişti. Neden vereyim ki Kılıçdaroğlu'na? Biz onlara oy verdiğimiz anda bizi bu ülkeden gönderecekler. Ben Suriye'ye gitmek istemiyorum. Bu genç bir kız. Eczacılık fakültesinde okuyan genç bir kızdı. Dolayısıyla yine onlar da oy verecekler. Ben bunun çok etkin olacağını düşünmüyorum ama. Şimdi resmi rakamlara göre 4 milyon 800 bin sığınmacı var bu ülkede. Bu resmi rakama göre. Yani resmi rakam. Resmi rakam üzerinden hareket etsek bile bu ülkede 17 kişiden birisi sığınmacı. Yani şu 17 kişi düşünün, onlardan birisi sığınmacı. Ve bu bugünün rakamı, yine tırnak içinde söylüyorum, resmi rakamlara göre. Yani bu bana göre 10 milyona dayanmış durumda. Daha fazla söyleyenler var ama sanmıyorum o kadar. Ama rahatlıkla 7-8 milyon diyebiliriz aslında biz burada. Ama 5 milyon, ben hesabımızı yapalım. 17. Ve bunların bir özelliği var. İnanılmaz derece doğurganlar. Feragat duruyorlar. 5 sene sonra bu oran
15'te 1'e düşer. 20 sene sonra nüfusumuzun resmi rakamlarına göre %10'lu 12'sini bulur. Şimdi bunu bir yere bir koyalım. Yabancılar bu işe nasıl bakıyor dış ülkeler? Onların çok net bir kriterleri var. Eğer sığınmacı alacaksa, göçmen alacaksa nüfusunun %1 diyor, %1. Onu da alıyor, entegre ediyor, ondan sonra sokağa salıyor. Sistemin içine öyle koyuyor. Ki aldığının da kriterleri var. Yani gözünden belirli bir eğitim, bir sektörel. Taksim'de fotoğraf vermiyor, selfie çektirmiyor. Şimdi böyle bir ülke var. Bu işten de ciddi anlamda rahatsız olan bir nüfus var bu memlekette. Ama rahatsız olmayanlar da var ki onların sesi çıkmıyor. Kimler rahatsız değil bu işten? İş adamları. Niye rahatsız olsun ki? Bir asgari ücretliye bir Türk işçi çalıştıracağına bir asgari ücrete 3-4 yabancı çalıştırıyor. Gidin sitelere. Ayrıca bir zulüm de orada var tabii. Ya. Gidin sitelere. Üstelik vergi falan da vermiyor. SGK yok, bilmem ne yok, şu yok, bu yok. Devletin bir de vergi kaybı var. Şimdi sitelerde ya yabancı çalışmayan bir tek dükkan yok. Gidin sokak aralarına, esnaf lokantasından bahsediyorum ya da sıradan lokantalardan bahsediyorum. Herhangi bir lokantaya girdiğinizde yabancı çalıştıran lokanta sayısı %80'in altında değil. İsmail bir de yalnız gidin bunu... Şaşmaz'a, ben sadece Ankara'dan veriyorum ya, Şaşmaz'da otosanayiye, sanayi. Gidin bakalım kaç tane sığınma çalışıyor. Dolayısıyla bu işten şikayet etmeyen bir nüfus da var orada. Memleketin yönetenleri zaten biraz önce de konuştuğumuz gibi asla şikayetçi değil, göndermeyi de düşünmüyorlar. Bu rakamlar da hikaye. Yani rakamlar doğru ama bunlar bir algıyı yönetmeye dönük rakamlar. Başka bir amaçla taşımıyor bunlar. Geldiğimiz noktada iktidar diyor ki ben göndereceğim. Ben de diyorum ki hayır arkadaş, göndermeyeceksin, sen milleti kandırıyorsun. Niye böyle söylüyorum? Çok basit bir olay var. Şimdi Türkiye, ya biz bunları ne yapacağız? Nereye göndereceğiz? Kendi memleketlerine. Nereden geldiler? Suriye'den. Afganları, Pakistanları konuşmuyorum yani, onlar ayrı bir sorun. Kendi memleketlerine göndereceğiz. Onlar nereden geldiler bize? Hangi bölgeden geldiler? Şu anda PYD'nin, YPG'nin doldurduğu yerden geldiler. Tabii. Oradaki Arap nüfusu boşalttı. Şimdi bunları göndereceği bir evleri yok orada. Dolayısıyla Suriye ile bir ilişki kurup bunlara bir bölge vermek durumundasın. Ya da PKK, PYD dedikleri o yapının oradan çıkması lazım ki bunlar yerlerine gitsinler. Şimdi bunun için ne olması lazım? Amerika'nın oradan çıkması lazım. Rusya'nın oradan çıkması lazım. Senin Suriye ile oturup konuşman lazım. Bu ne demek? Büyük Orta Doğu projesinin lave edilmesi demek. Senin Suriye ile oturup konuşman için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye topraklarından onu da söyleyeceğim. Lazım. Onu da evet. söyleyeceğim. Şimdi Suriye ile yani konuşmaya Esad'ın çalıştık biz. Esad'ın koşullarından bir tanesi. Suriye diyor ki Esad, tamam kardeşim konuşalım diyor. Ama ön şart şu. Türk Silahlı Kuvvetleri benim toprağımdan çıkacak diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de diyor ki ya da Türk hükümeti de diyor ki arkadaş çıkmam. Çıkarsam orası bir terör yuvası haline gelir. Benim yanı başımda bir terör yuvası oluşur orada diyor. Her iki tarafında haklılık payları var. Birisi diyor ki toprağımdan çık. Öbürü de diyor ki sen toprağına sahip değilsin. Buradan ben çıkarsam terör yuvası haline gelir. Benim sınırımı zorlar. Beni zorlar, benim güvenliğimi zorlar diyor. Şimdi bu kilitlenmiş vaziyette. Sen oradan çıkmadığın sürece Esad masaya oturmuyor. Esad masaya oturmadığı sürece sen bu Suriyelileri gönderemezsin oraya. Bir de uluslararası anlaşmaların gereği hiç kimseyi de kulağından tutup oraya koyamıyorsun. Mancınıkla da fırlatamazsın onu oraya. Belli bir düzenle, belli bir anlaşmayla onu oraya göndereceksin. Anlaşacağın taraf seni istemiyor. Şartları var. O şartlar da sana uygun değil. Dolayısıyla bunlar burada kalacak. Ama tablo yani... bu.
manipülasyona çok açık bir şey var, nüfus var. Tamam. Ve sadece bu. Suriyeliler üzerinden de okumayalım hayır, bunu. Rami ben yani fotoğraf koydum evet. Ortaya. Yani işin, yani Afganlar var, Pakiler var, Afrika'dan gelenler var. Onları saymadım bile. Yani sadece ağaç burnumuzun dibindeki Suriyelilerden söz ediyorum. Onlar ayrı bir problem. Afganlar ne kadın var, ne çocuk var, ne yaşlı var. Tabii. Hepsi sırım gibi. Taşınırsa suyunu çıkartacak. 20'li yaşlarda 20 ile 30 yaş arasında kıyamet gibi adam var ülkede. Çoban diyorlar. Yani ne çoban? Memlekette hayvancılık mı kaldı? Çobana ihtiyacın var senin. Hadi var. O hadi kadar var. Çobana o kadar adama mı ihtiyaç var? Eğer bu kadar adamı biz Afganistan'dan çoban diye getirdiysek ya zaten bu memleket bir hayvan yetiştirici cenneti olması lazım. Bizim etin kilosunu 3 liraya 5 liraya falan yememiz lazım. Böyle bir durum da yok ortada. İsmail bu Afganlar üzerinde konuşalım. 4000 kilometre yol geliyorlar. 4000. Evet. İran üzerinden geliyorlar ve İran öyle elini kolunu sallayarak gireceğin yine elini kolunu sallayarak çıkacağın Türkiye'ye gireceğin bir ülke mümkün de değil yani. Değil. Bu da, çapı çok daha büyük bir operasyonun biz tam içindeyiz, tam göbeğindeyiz. Bir de ne kadar elleri yüzleri temiz geliyorlar değil mi? Ya dinlenmiş ayakkabı, 4000 kilometre şuradan ayakkabılar çık, kilometre şey tertemiz ya, üst baştan. Uçunu getirip koyuyorlar işte. 4000 kilometre yol geliyorlar son derece zımba gibi dimdik giriyorlar içeri. Ve sırtlarında bir tane sırt çantası var hepsi o kadar ha. Bazılarında o da yok. Bazılarında o da yok. Şimdi mevcut tablo. Bizim bu Suriyelilerle, Afganlar ayrı bir problem dediğim gibi, onu sonra da konuşabiliriz. Suriyeliler artık bu ülkede. Evet. Bu gerçeği bileceğiz. Kimse kusura bakmasın. Hiç hoşuma gitmiyor. Bunları göndermeleri gerekiyor ama göndermiyorlar. Avrupa Birliği'nin bir göçmen deposu haline geldik biz. Kocaman bir 85 milyonluk, 780 bin metrekarelik ülke bir göçmen kampı haline getirildi. Ve bunu da niye yaptık? Gelecek 6 milyar euro için şimdi oraya gelecek. Orada ihvancılık, Müslüman kardeşlik, siyasal İslamcılık gündeme geliyor. Türkiye'yi her şey geliyor. Milletten ümmete çevirmek için bunların bu ülkede olması gerekiyor. Olması lazım. Şimdi bu Avrupa'nın işine geliyor. Adamlar uzak duruyor. Almıyorlar çünkü. Aman kalsın. Mevcut iktidar bunlar benim Müslüman kardeşim diyor. Ya hatta ve hatta kişi sosyal girmiş, medyadaki tartışmalara öldüler. Baktığında ya bu sığınmacılar memleketine gitsin dediğinde sana iki şey söylüyorlar. Hatta üç şey söylüyorlar. Irkçı diyorlar, faşist diyorlar, İslam düşmanı diyorlar. Üç şey üzerinden seni linç ediyorlar sosyal medyada. Olmadı zaten tutuklayıp koyuyorlar bir kenara, sen provokatörsün falan diyorlar. Şimdi tutuklamadıklarında da bunu söylüyorlar. Neden yapıyorlar bunu? Neden yapıyorlar? Çünkü buradaki rahatsızlığı, AKP seçmen üzerindeki rahatsızlığı da iktidar tespit etti. Tespit etti. Biliyor. Burada bir sıkıntı var. Ama bu sıkıntıyı giderebilecek fiziki olanaktan olana sahip değil, gönderemiyor. Nasıl anlatacak bunu yerel seçimler varken? Yedirecek. Ben onu söylüyorum. Yedirecek, sindirecek. Sindirmenin yolu ne? Bunlar bizim Müslüman kardeşimiz. Bitti. Azlaç bir şey söyleyemiyorsun, din düşmanı diyorlar. Ensar. İslam düşmanı diyorlar. Ensar. Var Ensar diyor. Arap fest gelmez aya kadar geldik. Ve bu noktada da Yasemin'e katılıyorum. Evet. Söz bana geliyor sanıyorum, çok mutluyum. Yani fazla değilse, ne kadar oldu seçim olan? 3 ay mı oldu? 3 ay önce de bunlar buradaydı. Aynı problemler biz konuşuyorduk. Aynı şekilde tepki vardı. Son 3 ayda tepki ya da bunların sayısı artmadı. Aynı mevcut sayı duruyor. Ya da işte geldiyse 10-15 gelmiş. Doğuranların sayısı yani, artıyor. Pardon doğru. Doğurganlık sayıları bir de çünkü kadınların doğurma yaşı da çok küçük. Küçük. Küçük yaşta evlenip zaten çocuk sahibi oluyorlar. Şimdi AKP seçmeni de farkında ama AKP seçmeni de bir biçimde ikna etmek durumunda. Nasıl ikna edecek? Bu senin Müslüman kardeşin diyor. Sen din düşmanı değilsin diyor. Bu senin ümmetin diyor. Bir de oy veriyor zaten ve bize. Buradaki öfkeyi yine her koşulda, her zeminde olduğu gibi dini kullanarak kapatıyor. Örtüyor. Oradaki sorunu yine İslamiyet örtüsüyle, İslam örtüsüyle kapatıyor. Ve onun için AKP'li yurttaş
Ya tamam arkadaş sorun ama diyor. Ya bu da benim Müslüman kardeşim diyor. Bu algı yerleşti. Bu konuda inanılmaz başarılı AKP. Algı yönetimi konusunda her alanda olduğu gibi bir yalan videoyla, bir montaj videoyla benim değil. Cumhurbaşkanının sözü CHP'nin PKK'yla işbirliği yaptığına ikna etti bu milleti. Ve onun için de %52 oy aldı, tekrar seçimleri kazandı. Vallahi bunda şimdi, da muhalefetin aldı, katkısı büyüktü. Şimdi o başka bir tartışma alanı. Evet. Haklısın ama tartışma başka bir şey o. Doğru. Konuşuruz, onu da konuşuruz. Onu da konuşuruz. Dolayısıyla AKP seçmeni rahatsız olsa bile sığınmacılar mevcut hükümetin birinci derece tehdidi olmaktan çıktı. Bana göre tehditti, yani oy anlamında tehditti ama son seçimi gördü. Hayır, tehdit değil. Çünkü AKP seçmeni bunların ensar olduğunu, Müslüman kardeş olduğunu ve ümmettaşları olduğu noktasında önemli bir bölümü ikna edilmiş. Bu noktada senin yapabileceğin bir şey yok. Üstelik baskı da büyük. İtiraz ettiğin noktada ırkçısın, faşistsin, İslam düşmanısın, dinsizsin, Allahsızsın. İtiraz ettiğinde buradasın. Dolayısıyla itiraz edecek olanlar da 9 boğumu çıkarmışlar 19 boğuma. Söyleyemiyor bir şey. Ağzını açtığı zaman dinsizsin sen diyor. Sen Allah düşmanısın diyor. Sen kitap düşmanısın diyor. Sen canavarsın diyor. Onlar diyor bizim Müslüman kardeşimiz, bizim din kardeşimiz diyor. Gönderirsek Esad onları kesecek, asacak diyor. Şimdi, oysa Esad 4 kere af ilan etti. 3 ya da 4 kere genel af ilan etti. Yani Türkiye'den Suriyelilerin kendi vatandaşlarının gelmesi için de gönüllü değil çok Esad. Şimdi bir Esad abi, demişken Esad'la ilgili bir hikaye anlatayım size. Tek cümle. Hı. Esad son derece keyifli. Çerini, çöpünü kilitledi bu Türkiye'ye. Tabii canım. Kendisi tam keyfine öyle bakıyor şimdi. Tam öyle. Şimdi Esad Çin'e gitti. Yıllar sonra. Epey de itibarlı karşılandı Çin'de. Dönerken nasıl döndü biliyor musunuz? Güvenli bir şekilde dönmesi gerekiyor özel uçakta. Kalktı Çin'den uçak. Çin savaş uçakları eşlik ettiler. Pakistan sınırlarından girdi. Çin uçakları döndü. Pakistan savaş uçakları Esad'a eşlik etmeye başladılar. Oradan not aldım. İran'a girdi. İran savaş uçakları kalktı. Eşlik ettiler. İran hava sahasından geçti. Suriye'ye doğru gidiyor Şam'a. Sonra Suudi Arabistan savaş uçakları kalktı. Eşlik etti uçağına ve Suriye sınırlarına girdi. Suriye sınırlarına girdiğinde Rus savaş uçakları eşlik etti ve Şam'a sağ huzur içinde indirdiler Esad'ı. Bakar mısınız operasyona kardeşim? Esad dediğiniz adamı. Ve 24 saatlik ya da 3 günlük işi vardı. Biz Emevi Camii'nde 2 günde namaz kılıyorduk. O konuyu açma, o konu benim meslek hayatımın ağır konularından bir tanesidir. Senin değil, Ahmet Davutoğlu'nun. Portekizli gençlere geleyim bari değil mi? Gelebilir miyim Portekizli gençlerin davasına? Hani... bizim gençleri halledememiştik ama iyi olsun. Kısa hani, bir anekdot olarak aktarabiliriz. Ben o noktada mesela neyi konuştuk? Yerel seçimde etkisi olur mu olmaz mı? Bence olmaz. Ekonomi de olmayacak. Ben olacağını çok ciddi şekilde düşünüyorum. Bütün araştırmalar gösteriyor ki özellikle şimdi genel seçimin dinamikleriyle yerel seçimin dinamiklerini bir ayırmak gerekiyor. O bahsettiğin ikna mekanizması aslında bu sorunları kim çözer? Erdoğan çözer. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu'na mı dönüldü ve bir şekilde o eski seçmenini ikna etti. Ama yerel seçimde İstanbul'un problemini kim çözer'e konuşurken Erdoğan Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan İmamoğlu mu konuşmayacağız. Bu arada İmamoğlu'yla bir son dakika bilgisi vereyim mi? Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edilmiş. Top 5-6 tamam dakika önce Muhittin Böcek Büyükşehir Belediye Başkanı açıklama yapmış. Sen sağ ben şey abi. İşte sorunu çözdük. Şöyle bir şey var. Eurovizyon'da sosyal medyadan duyurmuş. Kanun Hükmü filminin sansüre uğraması ve ardından yaşanan süreçte tartışma yaratan Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi. Gelişmeyi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sosyal medya hesabından
duyurdu. Kim iptal etmiş? Şöyle, Muhittin Böcek açıklamış. Yani zaten belediyenin öncülüğündeydi ya. Belediyenin organizasyonu Gençlik ve Spor Bakanlığı ayrıldı sponsorluğundan. Daha önce de Kültür ve Turizm Bakanlığı ayrılmıştı. Şöyle diyor Muhittin Böcek. Değerli sinema severler, kıymetli hemşehrilerim. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak özüne döndürdüğümüz, yıllara meydan okumuş Antalya'mızın ve ülkemizin en önemli markalarından biri olan ve 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız Antalya Altın Portakal Film Festivalimizi bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi tüm sinema severlere üzülerek bildiriyorum. Şahsıma ve belediyemize malum film üzerinden isnat edilen suçlamaların tamamını da gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum. Kamuoyuna saygılarımla demiş. Şimdi çok gerçekten ilginç bir şey. Şimdi işin bütün boyutlarını tartışabiliriz. Ama benim özellikle dikkat çektiğim bir şey var. İktidara çok teşekkür ediyorum. Hakikaten. Hangi sağ olsunlar mevcut iktidara bu baskıyı sağlayıp bu iptali gerçekleştiren iktidara çok teşekkür ediyorum. Benim işin açığı kanun hükmünde diye bir belgeselden haberim yoktu. Vallahi yoktu, billahi yoktu. Ne zaman buraya dikkat çektiler, kanun hükmünde bir belgesel olduğunu, konunun da kanun hükmünde kararnamelerden kaynaklı iki mağduriyet yaşayan iki vatandaşın verdiği hukuk mücadelesi olduğunu ben AKP sayesinde öğrendim. Bu benim cahilliğimde olabilir. Bu başka bir şey. Ama onların sayesinde öğrendim. Şimdi ben o belgeseli bir biçimde bulup izleyeceğim. Ve eminim o belgeselden haberi olan en fazla rakamları atıyorum tabii 10 kişi ise bu sayede şu anda milyonlara ulaştı bu kanun hükmünde belgeselinin etkisi. Hayır buyur buradan yak. Festivali iptal etti. Şimdi devrimde, ama sağ olsunlar bana bunu fark ettirdiler. Devrimde ayrıntılar var bu konuyla ilgili. Onları bir... Yani ayrıntılar çok da fazla vaktimiz yok. Ama az önce konuştuğumuz konu var ya artık biz hani bunalmış ve patlamak üzereyiz. İşte montaj videolar üzerinden susturuldu. Onun üzerinden yapıldı. Bunun üzerinde yapıldı. KHK'lılar kavramı da FETÖ kavramıyla birlikte sulandırıldı. Bu belgesel KHK ile işte son verilmiş ama FETÖ ile falan alakası olmayan KESK üyesi bir öğretmen ve bir doktorun yani bu sol KHK, tandanslı bir emekçi örgütü KESK. Evet. Yani bunu söyleyelim. Barış Akademisi, KHK deyince Barış doğrudan Akademisi. FETÖ akla geliyor ya. Evet. Hani doğrudan o akla geliyor değil. KHK burada da etkili bir şekilde kullanıldı. Bu belgeselin yapımcısının kardeşi hikayesi anlatılanlardan birisi. Mağduriyet yaşayanlardan bir tanesi. Mahkeme. Ve KHK'lıların tamamen... yani dükkan açamıyorlar. Hiçbir şey yok. Hastaneye eklemiyorlar. Onu yapamıyorlar. Yani. Çocuklarını bunu yapamıyorlar. Ölün deniyor. Hani böyle duyarlı aileler. Tabi bu sol kesimden olmalarının bir avantajı var. Niye? Aileleri yanlarında olabiliyor. Hani bazıları tamamen dışlanmış durumda. İşin içine Barış Akademisyenlerini ekleyip hadi bir de PKK'lı yapılıyor ki hiç alakası yok. Ve bu insanların önemli bir kısmı akademisyen, doktor, işte öğretmen, hani böyle bir bilezik de yok. Demirci ustası olsun, bir şey olsun. Bu insanlar açlığa mahkum ediliyor. Ondan sonra işte sınırdan yurt dışına kaçmalar, diğer şeyler. Ya en kötüsü çocuklarını hastaneye götüremiyor bu insanlar. En kötüsü. Ne demek ya? Ne demek? Şimdi çocuğun tabii, bir çocuğun hastaneye götürülememesi. Ne demek? Kültürel bir faaliyetin bu derece baskı görüp iptal edilmesi ki yani yılların tam da o boyutuna geliyordu. Dediğin gibi her boyutuyla bu. Tartışabiliriz bunu ama işte senin festivalin benim festivalime döndü. Ama bir noktamız İzmir'deki Teknofest'te yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan gidip buraya gelin diye konuşma bir de yaptı. Her Teknofest'e gidiyor. Bu teknoloji festivali adı değil mi yani bu Teknofest derken? Ya üniversiteler şenliklerini iptal ediyorlar. Orası iptal ediliyor. O konser iptal ediliyor. Bu konser
iptal ediliyor. Yani hakikaten yaşam bir patlamaya doğru alanına, gidiyor. Alanlarına bir önceki konumuzla birleştireyim. Sığınmacı konusu şu anda Türkiye'de tüm bu biriken, bir iklim aktivisti olarak çok daha net anlayacaktır Yasemin. Birikiyor. Bu çok kötü patlayacak. Ve bu patlama sığınmacı konusu üzerinde oy patlamasından söz ediyorsun herhalde. Oy patlaması tabii ki. Evet, hiçbir şekilde oy patlamasından da bahsetmiyorum. Korkunç haberler geliyor. Her gün bir kavga, her gün sosyal medyada sürekli iki kişi, üç kişi ve bu kontrolden çıkmak üzere. Yok, kontrolden bunaldık, çıkmak üzere. Çünkü bunaldık, onu da kapat, bunu da kapat, devrim, şunu da kapat, devrim, onu konuşama, bunu konuşama. Hayır, katılmıyorum, şunun için katılmıyorum. Bu konuyu kaşıyan, bu konuyu sokağa taşımak isteyen çok ciddi bir kesim var. Bunu da altını çizmek lazım. Biz de buna provokatörler diyoruz. Ama bu milletin sağduyusu bu provokatörlere geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da izin vermeyecek. Dolayısıyla ben bu hesabın sorulsa sandıkta sorulacağını düşünüyorum. Ama biraz önce de anlattığım gibi AKP seçmeni bir biçimde ikna edilmiş. Ama bir sokak hareketi olur mu? Hayır, olmaz. Çünkü bu provokasyondur. Bu provokasyondur. Ben ikna edildiklerine de inanmıyorum. Sadece duruyorlar ve evet, bu yerel seçimde çok farklı. İşte konuştuk Murat Karan'ın analizlerini. Ev kadınları korkuyor. Ev kadınları senin ikna edildi. Ben ikna edildiğim son seçim tanımının yoğun son olarak seçim kullanıldığı kesin. Sonucuna bakarak söylüyorum ikna edildiklerini. İki, yerel seçim, tam ondan bahsediyorduk. Yerel seçimde sığınmacılarla ilgili en büyük problem belediye başkanlarının özellikle altyapı konusundaki yetersizliklerini bu akımla Hatay ve Antep o civarda hep bahaneleri bu oldu. Müthiş bir akım var. İşte biz onlara kaynakları aktarmak zorunda kalıyoruz. Şu oluyor, bu oluyor. Özellikle işte göçün ilk geldiği noktalarda. Şimdi onlar bizim kardeşimiz, kalacağı oranın seçmenine anlatabilme şansları çok az. Ben senin gibi düşünmüyorum. Hatay'da AK Parti'nin çıkacağını düşünüyorum. Hatay böyle bir deprem yaşadı. Ve Hatay şu anda bize kim yardım eder? Çünkü Antakya yok olmuş durumda. Kim burayı yeniden inşa eder? Muhalefete güvenmiyor. Muhalefete güvenmemenin ötesinde iktidar imkanlarıyla kalkındırır burayı tabii, diye düşünüyor. Öyle düşünüyor ve şu andaki belediye başkanı CHP'li zaten. Onu zaten gözden çıkartmış durumdalar ve bu seçimde... Hayır, nereden biliyorsun gözden çıkarttıklarını? Yok, yani çok, bir Antakyalı olarak biliyorum. Bu kadar kesin hüküm vermeyelim. Yani bu bir anket olmaz. Sonucu bile göstermez herhangi ben bir Ben bunu bir Antakyalı olarak söylüyorum size. Ya Antakyalı olarak Antakyalı, kişisel kanaatı bu olabilir kanaatı. Ama partinin ya da oradaki seçmenin böyle bir kararına ilişkin bir değerlendirme yapma ihtimalimizde, şansımızda, hakkımızda yok zaten. Tahmin yapıyoruz. Vatandaş olarak Tabii ki tahmin yapıyoruz. Nasıl devrim dedi ki seçim sandıklarına yansıyacak bunlar. Ben özel olarak orası değil. Her yere yansıyacak diyorsun. Özellikle altyapı konusu. Yani bu deprem olmasaydı sığınmacı konusu hükümet için yerel seçimlerde en büyük sorundu. Neden? O bölgenin büyük bir kısmı Adalet ve Kalkınma Partili. Yani Hatay'ı bahsettiğimiz an CHP'den bahsediyoruz ama diğer bütün bölgeler Malatya'sından kadar hepsi Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiminde. Ve onlar özellikle altyapı sorunları, işte söyledik, susuzluk dedik, o dedik, bu dedik, çöp dedik. Bunların hepsinin açıklamasını sığınmacı olarak yapıyorlardı. Şimdi göndermiyoruzla bunu açıklamakta çok zorlanacaklar. Deprem bölgesi yardım bekliyor diye için iktidara yakın davranabilir. Ama diğer bölgeler bu ciddi şekilde etkili olacaktır. Sokağa çıkamadığından endişe eden kadınlar, çocuğundan endişe eden kadınlar, sığınmacılar işimizi alıyor diyen İşçiler. Ve şu anda ciddi şekilde etkisini yaşayan, bu krizin etkisiyle daha da çok yaşayan
insanlar. Bu. Ama ben, evet, biz buradan sağduyu mesajları verebiliriz. Ama bir noktası daha var. Gösteri ve yürüyüş hakkı da anayasal bir haktır. İnsanların provoke edecekler diye biz yeterince duruyoruz. İşte Gezi davası da çıktı. İnsanlar sokağa çıkıp barışçıl protesto yapabilirler. O provokatörlere engel olmaya da çalışırlar. Hükümetin de bu hakka sahip olması lazım. Bir kişi provokasyon yaptığı anda orada toplanan 5000 kişiye saldırmayı fırsat olarak beklerseniz bu ülkeye demokrasiyi de getiremezsiniz. Bu doğrudur. İnsanlar anayasadan aldıkları protesto ve yürüyüş hakkını kullanmalıdırlar. İtiraz yok. Gezi olayları sırasında ben olduğu o sırada gibi, sahada gibi, gazetecilik yapıyordum bir uluslararası kuruluş için. Dükkanlara saldıranları derdest ettiler, protestocular. Polise teslim ettiler. Polis onları teslim edenlere saldırdı. Tamam, burada bir sıkıntı yok. Şimdi ama bir saniye, provokasyona gelmeyelim. Tamam, gelmediler. Provokatörleri de kadar götürdüler. Hükümet de bu hakka sahip olacak. Onlar da bekliyorlardı fırsatı. Teslim edenlere saldırdılar ya. Hükümet de demokrasinin ve bunun bir anayasal hak olduğunu bilecek. İnsanlar da evet bu anayasal hakkı doğru şekilde kullanmaya gayret edecek. Ama ben hükümetten böyle bir bunlar sokağa çıkacak, bunlar sokağa çıkacak. Sokağa çıkma, protesto etme. Şimdi sanatsal faaliyetleri yok et. Elbette, onu da tartış. Bunu da tartışma. Sokak anayasa, sokak protestosu ya da ne bileyim yürüyüş hakkı elbette anayasadan gelen bir haktır. Bunun da sonuna kadar kullanılması gerektiğini düşünenlerden birisiyim. Bu olurken provokasyonlara gelmeden bu iş yapılmalıdır diyorum. Altına da imzayı atarım. Bu net, evet. Üçüncü bölümde Portekizliler var. Avrupa Birliği, Azerbaycan ve üçüncü diğer konular var. Üçüncü bölümde sözü kimseye vermiyorum ona göre. O zaman hemen konuyu değiştir. Biz Rami'yle gidelim. Şimdi şöyle bir şey var. Bitireceksin bu bölümü de ikinci bölüme pas atmak için söylüyorum. Ben bu yerel seçimlerde sığınmacılar konusunu ve ekonomi konusunun yerel seçimlerin sonucunu etkileyeceği ve partiler üstü bir konu olduğunu, Türkiye'de insanların bunu bir beka meselesi olarak gördüğünü artık düşünüyorum. Bu beka meselesinin altında ekonomi de var. Türk İş'in rakamları var, onu ikinci bölümde vereyim ama. Üçüncü bölümde. Zaman öyle hızlı geçiyor ki Rahmet. Fark etmedik. 4 kişilik ailenin açlık sınırı 13.334 lira kardeşim. 11.400 lira. Heyecanı kaçırma. Üçüncü bölümün başında buradan başla. Buyurun. 15 dakika sonra karşınızdayız. Dünyaya bir can getirmek kolay değil. Emek ister, şefkat ister, sabır ister, özen, fedakarlık, güven ister, sevgi ister. Tüm bunları israf ettiğimizin farkında mıyız? Gelecekte de böyle zor günlere rahatlıkla göğüs gerebilmek için gelin sofralarımıza sahip çıkalım. Gıda kaybı ve israfına karşı hep birlikte harekete geçelim. İhtiyacımız kadar alalım, geleceğimizi çöpe atmayalım. Gıdanı koru, sofrana sahip çık.
sürekli zam geliyor. Vatandaşlar da şikayetçi. Sizin sıkıntılarınız var mı? Kurtarıyor mu sizi bu fiyatlar? Kurtarıyor, gayet güzel. Memnunsunuz. Hiç sıkıntımız yok. 100 lira olsun abi. 1 lira olacağı söyleniyor illa ayında akaryakıtın, mazotun. 50 lira olsun, 60 da olsun. Problem yok. Peki dün 1.30 kuruş galiba indirim oldu. 52. 52. Bu rahatlatır mı biraz? Yok, hayır. Siz memnunsunuz gidişattan? Ha, sıkıntı yok. Dolmuş çarşısında problem yok. Vatandaşların tepkisi oluyor mu zamlara? Yok, hayır. Görmedik bu zamana kadar. Size soralım abi. Siz neler söylersiniz? Akaryakıttan önce bu ülkenin zihniyetini değiştirmek lazım. İnsanları böyle artık var ya, bilinçlendirmek lazım. Körün körüne yaşıyoruz. Ben de dahil artık. Sesimiz solumuz çıkmıyor. Anladın mı? Bu düzeni böyle yaptılar. Araştırmıyoruz, sormuyoruz, soruşturmuyoruz. Bu akaryakıt zamları dersen tabii ki akaryakıttanız. Biz minibüs esnafıyız. Zorlanıyoruz yani. İşlerimiz de biraz düşük. Yani bu şimdi zamlardan ziyade böyle bir değişim yapmamız gerekiyor. Ülkece, komple. Yani bu elbiseden bu kadar kumaş çıkmaz. Daha çok kumaş çıkar. Yani bizim atarımız katarımız bu değil. Bize Türklüğü de unutturmaya çalışıyorlar. Bizim damarlarımızdaki asıl kan da mevcut zaten. Ama uyanmamız lazım. Uyanacağız ama az kaldı. Peki bu araç masrafları nasıl? Bu araç masrafları çok. Araç masrafları çok. Bakımımız falan çok. Çok miktarda çok zamlı. Zaten böyle serbest piyasa gibi. Herkes ne tutturursa ona göre yapıyor. Zaten bu sanayideki ustalar falan burnundan kıl aldırmıyor. Yani bunlar, onlar da bir yol tutturmuş gidiyorlar. Ama bu düzen böyle olmayacak. Değişmesi gerekiyor. Hızlı bir şekilde. Vatandaş peki tepkili mi? Hani zamları vatandaş çok tepkili. Bazı işte böyle örümcek kafalılar. Hiç diyor ki ya, hani ben hep 100 liralık mazot alayım, 100 liralık benzin alıyorum diyen tipler öyle. Çünkü soruşturmuyor, araştırmıyor. Önüne kuru ot verin, yiyor. Niye yeşil ot yiyeyim demiyor yani. Ne olması lazım peki? Çözüm ne görüyorsun? Çözüm bilinçlenmek lazım. Bilinçlenmek. Sağ sol artık olay bitti. Bilinçleneceğiz, üreteceğiz. Yok. Beyni çalıştıracağız. Çok çalıştıracağız. Az zamanda çok iş yapacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden çıktığımız için bunlar oldu. Güncel spor haberleri ve yorumlar. Heyecanın peşinde koşanlar ve taraftarlar. Güçlü kulaçlar ve doğanın kuralsızlığı. Durmak yok. Asla pes etme. Bu hayat senin. Ruhunu yükselt. Hayata kendini kat. Türkiye'nin öncü gazetecilerinden ve romanları yabancı dillere çevrilen ilk yazarlarından Suat Derviş, gazeteciliğe Osmanlı'nın son dönemlerinde başlamış, muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığı yapmıştır. Avrupa'ya muhabir olarak giden ilk kadın gazeteci, ilk basın sendikasının 5 kurucusundan biri ve ilk başkanı, Devrimci Kadınlar Birliği'nin kurucusudur. Kadın hakları, demokrasi alanlarında mücadele etmiş bir aktivisttir. Suat Derviş, 1903 yılında varlıklı bir ailenin ortanca çocuğu olarak İstanbul'un Moda semtinde dünyaya geldi. Ailesi ona Hatice Suat adını koydu, ancak Suat erkek ismi olduğu için kayıtlara Hatice Saadet olarak geçti. Suat Derviş liseye kadar evde eğitim gördü. Dadıların ve hizmetçilerin olduğu evde Arapça, Farsça, Almanca ve Fransızca öğrendi. Felsefe, astronomi, matematik, edebiyat ve müzik eğitimi aldı. Nazım Hikmet'in ailesiyle komşulardı ve Nazım Hikmet bir gün Suat Derviş evde yokken masada gördüğü Hezeyan isimli şiiri okudu ve çok beğendi. Suat Derviş'in annesinden izin alarak şiiri Alemdar dergisine gönderdi. Şiir beğenildi ve yayımlandı. Suat Derviş henüz 16 yaşındaydı. Kendisinden habersiz şiirin dergiye gönderilmesine çok sinirlendi. Nazım'la süren arkadaşlığı zaman içinde Nazım Hikmet'in tek taraflı aşkına evrildi. Adına şiir yazdığı Suat Derviş bu aşka hiçbir zaman karşılık vermedi. Derviş ilk romanı yayımlandığı sırada Alemdar gazetesinde çalışmaktaydı. 1922'de Ankara hükümetinin temsilcisi olarak İstanbul'a gelen Refet Bey ile ilk röportajı Alemdar gazetesi için yaptı. Refet Paşa röportajının ardından Alemdar'dan ayrılıp İkdam'a geçti. Fransızcası çok iyi olduğu için 1923 yılında Lozan Konferansı'nı dinleyip aktarmakla görevlendirilen gazeteciler arasında yer aldı. Bu görevi nedeniyle Avrupa'ya muhabir olarak giden ilk kadın gazeteci unvanını aldı. 1926 yılında İkdam gazetesinde bir kadın sayfası hazırlayarak bu konuda öncü oldu. Berlin yıllarının tarihleri hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Berlin'de uzun süre gazetecilik yapmıştır. Berlin'de Sternisch Konservatuvarı'nda piyano dersleri aldı, ancak bir süre sonra ailesinden habersiz Berlin Üniversitesi Felsefe ve Edebiyat Fakültesine kaydolduğu bilinmektedir. Almanya'dayken Nazizmin ve Hitler'in yükselişine de tanıklık eden Suat Derviş, 1932'de fakülteden mezun olmadan Türkiye'ye döndü. Berlin'de bulunduğu sırada Türkiye'de 1930 yılında kadınlar
belediye kanunu ile kadınların belediye seçimlerine katılma hakkını elde etmişti. Suat Derviş bu dönemde Türkiye'ye gelerek yeni kurulan serbest fırkaya kaydoldu. 1930 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul'da fırkanın Eminönü bölgesinden aday listesinde yer aldı ve İstanbul'un çeşitli yerlerinde seçim propagandası yaptı. Türkiye'de kadınların ilk kez oy kullandıkları bu seçimlerde serbest fırka büyük bir yenilgiye uğrayıp kendini feshetmiş ve belediye meclisine giremeyen Suat Derviş'in aktif siyasetle ilişkisi sona ermiştir. 1936 yılından itibaren çalışmaya başladığı Tan gazetesinde kadın sorunlarına değindi ve dış siyaset olaylarıyla ilgili haberler yaptı. Sovyetler Birliği'ne yaptığı gezi dönüşünde yayımladığı İstanbul, Moskova, Tahran Seyahat Notları başlıklı röportaj dizisi, komünist olarak damgalanmasına ve gazeteden ayrılmasına neden oldu. Suat Derviş kısa süren 3 evliliğinden sonra 1941 yılında Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Reşat Fuat Baraner'le evlendi. Niçin Sovyetler Birliği'nin Dostuyum adlı incelemesinin 1944'te yayınlanmasından sonra gazeteci kimliğiyle hiçbir yerde iş bulamayan Suat Derviş, gerçek ismi olan Hatice Saadet Baraner yerine takma adla yazılar yazmaya başladı. Aynı yıl TKP soruşturmaları ve tutuklamaları çerçevesinde eşi Reşat Fuat Baraner'le birlikte tutuklandı. Sorgu sırasında çocuğunu düşüren yazar, Reşat Fuat Baraner'i sakladığı ve yasa dışı Türkiye Komünist Partisi'ne katıldığı gerekçesiyle yargılandı. 8 ay tutuklu kaldı. 1952 yılında eşinin tekrar tutuklanması üzerine önce Paris'e, daha sonra da İsveç'e ablasının yanına yerleşti. 1968 yılında eşini, bundan 2 yıl sonra da ablasını kaybetmesi yazarı derinden etkiledi. Gözlerinde artan sağlık sorunlarıyla hayat iyice zorlaşan yazar, 1971 yılında tekrar tutuklandı. Şeker hastalığının zayıf düşürdüğü Suat Derviş, 23 Temmuz 1972 yılında hayatını kaybetti. Canlı hissetmek, hayata ritim tutmak, dünyayla bütünleşmek, anı yaşamak için. Geçmişin ve şimdinin sesleri ve renkleriyle ikonik olan ve çağın ruhunu taşıyan müziğin ve modanın kalbi burada atıyor. Cadde TV. Mitolojide bilgelik tanrıçası Minerva, bilgiyi yayma aracı olarak Puhu kuşu kullanmıştır. Puhu kuşu, erdemin, bilginin ve bilgeliğin simgesidir. Puhu kuşu ancak gün batarken uçmaya başlar. Bilgi, karanlığı aydınlatır ve görmemizi sağlar. Bilgi bir anlamda ışıktır. Bilgi bu ışık özelliğiyle karanlığı aydınlığa çevirir. Karanlık, cehalet kavramını simgeler. Bilgi, cehaleti yani karanlığı yok eden şeydir. Bilgi demek, karanlıkta görmek demektir. Puhu kuşu karanlıkta gören, gerçeğe ulaşan kuştur. İşte bu nedenle bir baykuş türü olan puhu kuşu, bilginin ve bilgeliğin simgesi olarak kanalımızda kullanılan bir metafordur. Bilmek haktır.
Dünyanın her yerinde, her alanında kadınların enerji ve gücünün etkisiyle hayat yeniden şekilleniyor. Kadınların gündemine dair her şey Cadde TV'de. Cadde TV'de 5. günün 3. ve son bölümüne geldik. Ekonomide bırakmıştık. Rahmi Aygün devam ediyor. Ekonomiyi gerçekten bırakmışız. Yani iktidar bırakmış. Şimdi hükümet de diyemiyoruz değil mi? Cumhurbaşkanlığı kabinesi bırakmış. Cumhurbaşkanlığı kabinesi de diyemeyiz. Oradakiler de atanmış memur. Bakan dediklerin. Değil mi? Cumhurbaşkanı seçiyorsan bakan ol diyor. Oluyor. Milletvekilleri arasından da yapılmıyor artık bakanlar. Dolayısıyla bir tarif bulmamız lazım. Bu tarifi bulmak için bizim çabalamamız yetmiyor. Bir anayasa değişikliğine gitmesi gerekiyor. O anayasa değişikliğiyle ilgili de MHP'nin 100 maddelik olduğunu söylediği ama ayrıntısını bilmediğimiz bir anayasa tasarısı var. Bir de şimdi AK Parti hazırlıyor. Hazırladığı ifade ediliyor. Bunun yanı sıra Millet İttifakı'nın daha önceden seçim beyannamelerine falan koydukları bir anayasa taslakları zaten var. Zaten bir önceki turlarda, bir önceki meclis döneminde uzlaşılan bir 60 küsur da madde var. Var ama onların bir kısmı kabul edildi. Diğerleri bekliyor mecliste. Belki bu anayasa tartışmaları da hani gelecek ya genel kurula. Orada konuşulmasın diye tüzük değişikliği yapacaklar. Komisyonlar konuşulsun dedi Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı. Yani niye genel kurulun gündemini işgal ediyorsunuz böyle anayasa üzerinde görüş ifade ederek filan? Zaten 5 dakikaya indirmişlerdi konuşma süresini. Onu da kaldırırlar mı? 2 dakikaya mı indirirler? 3 dakika. Gruplar adına konuşsun işte bir 10 dakika olsun bilsin anayasa kabul eden etmeyen ortaya çıksın iş. Neyse o tartışmaya gireriz belki de ekonomiyi hakikaten unutmuşlar. Bırakmışlar vatandaşı kendi kaderiyle. Türk İş'in yaptığı Eylül ayı çalışması var. Araştırması. Raporladılar. Rakamlar çok fena. 4 kişilik aile yoksulluk sınırı 43.433 lira. Şimdi eğer bu 4 kişilik aile 43.433 lira para kazanmıyorsa, eve girmiyorsa yoksulluk sınırında. Yani yoksul kabul ediliyor. 4 kişilik aile açlık sınırı 13.334 lira. Asgari ücretin 11.400 lira olduğunu da hatırlatalım. 402 lira pardon. Bekar çalışan tek kişi yaşama maliyeti öyle adlandırılmış çalışmada 17.336 lira. Yani bunun altında olursa yaşayamazsın diyor. Şimdi bu rakamlar bir önceki ikinci bölüme atıfla söylüyorum. Beka meselesi değil mi? Hayır, insanlar açlıktan ölsün diye mi bekliyorlar? Son dönemde
özellikle sosyal medyada parkta yaşamaya başlayan, dışarıda yaşayan, işte evden çıkıp 2-3 aile birleşerek herkes bir odada yaşamaya başlayanların hikayelerini okumaya başladık. Şehirlerden terse göç başlayacak. Gidecek, onu görmek lazım. Köyde bir yaşam da kalmadı. Tersine göç başlayacak da tarım bitti. Nereye gidecek? Hayvancılık bitti. Nereye gidecek vatandaş? Bıraktıkları yerde köylerini bulamayacaklar. Evet, bıraktıkları yerde bıraktıkları yaşamlarını bulamayacaklar. Dolayısıyla nasıl gidecek? Nereye gidecek? Yine kentte geldiği yerde perişan hayatına devam edecek. Etmek zorunda. Köyüne dönemez. Şehrin varoşlarında da gidemez. Oraya da gidemez. Orada sığınmacılar, mahalleler kurmuşlar. Gidemez. Gettolar oluşmuş vaziyette. Özellikle kamu çalışanlarının tersine tayin isteklerinin oldukça büyük ciddi şehirlere tayin noktaya geldiğini. Artık. Evet. Ya Anadolu tersine tayin istiyorlar. İşte ilçeleri istiyorlar. Sahil kasabalarını, ilçelerini istemiyorlar. Çünkü oralarda rakamlar artık yanına yanaşılır gibi tahmin değil. Tahmin edilir gibi değil. Çok ciddi sorun var. Bu ekonominin altından nasıl çıkacak bu millet bilmiyorum. Yani iktidarın çıkamayacağı çok belli de. Mehmet Şimşek yeni bir programla orta vadeli OFP dedikleri hikayeli çıktı ortaya. Sıkı para politikası, işte parayı kısıtlama, bunun arkasından gelen işte faizlerin yükselmesi, KKM'den çıkış ki o bile çıkılmıyor. Şimdi yeni bir hikaye başlattılar. Altınla ilgili bir çalışma yapacaklar. Yastık altı toplamaya dönük tedbirler, 350 projeler. 350 milyar dolarlık bir yastık altı altından söz ediliyor. 350 milyar dolar. Yani bu rakam dünya altı bilmem nesinin tespit ettiği bir rakam. Yani bilimsel bir şey. Çünkü çok basit, yani altının çıktığı belli, dolaşımdakiler belli, dolaşımda olmayanlar belli falan. Nihayetinde bir matematik hesabı. 350 milyar dolar çok ciddi, çok büyük bir rakam. Hedef, iktidarın hedefi bunun %10'unu çekmek, sisteme katmak. %10'u 35 milyar dolar. Hakikaten çok büyük bir para ama %10 gelir mi gelmez mi belli değil. Şimdi İsmail Dükel, biz kaç yıldır benzer kampanyaları gördük. İşte o bileziklerini çıkartan insanları gördük. Hiçbir kampanya bugüne kadar. Ya ekonomide ekonomide yani sıkıntı yaşayan kaldı mı bu kadar ya? Sıkıntı yaşayan varmış. Sıkıntı yaşayan her iktidar, sadece AKP için söylemiyorum bunu, her iktidar döndüğü vatandaşın yastığının altına baktı. Bir şey bulamadı. Bunlar bulacak mı bu son çabayla? İşte altına %1,5-2 gibi bir faizle düşünüyorlarmış. Bu da önümüzdeki süreçte ayrıntıları tabii, belli tabii, olacak. Kur korumalı mevduata döner o iş. Evet, aynen öyle. Kur korumalı mevduatın paralelini oluşturuyorlar şimdi. O da ayrı bir yük getirecek. Hem altın olarak alacaksın. Yani hesaba göre şöyle bir her hanede 105 çeyrek altın varmış arkadaşlar. Yani şu anda 4 kişiyiz. 4 kişilik bir aile var. Yani 4 hane var burada. Her birimizin hanesinde 102 çeyrek varmış. Bende yok. Kimdeyse versin paramı. Ben gidince sayarım. Bir bakayım. Biz kaç tane fazla var? Fazlalık yani bizlerindir kesin. Tamam mı? Hayır, şimdi yani bu böyle milli yapılmış. Milli gelirden kişi başı düşen paraya benzedi. Ona bakarsan 20 bin dolarlık gelirimiz var yani. Yok hayır, o bile o kadar olmadı sevgili Rami. Yani 10 bin dolar civarında şu anda. Hayır, o 2023 hedefiydi. 25 bin dolardı. İsmail, sen bir eve bak. Hala yani sünnetten kalanlar abi, sünnetten kalanlar var diyorlar. Babamın çıkrını ne? Çıkınından çıktı. Değil mi Sayın Tansu Çiller'in bir o sünnetti Sayın Çiller'in ki. Oğlunun sünnetinden de. Oğlunun sünnetinden yok. Tabii. Çıkın kimdendi? O da o Tansu Çiller'in diye hatırlıyorum. Ölen annesinin öyle bir şey vardı. Evet. Tabii yani o çıkından. Yani bilmiyorum. Evet. Yani herkesin evini kontrol etsin. İktidar lazım. Bize diyor ki her hanede 105 çeyrek altın var diyor bir kere. Yani iktidarın hesabı bu. Bunların da toplam böyle bir değeri de böyleymiş. 350 milyar dolar. Şimdi ya nasıl ne yaparlarsa yapsınlar. Arkadaş, ben bir hesap yapayım. 105 çeyrek altın ne demek? Dişi, yani 300 civarında falan yapıyor. Ben hesapladım.
300 civarında falan çocukken bir rakam yatıyor. Diş perisi var aşağıda diye hani diş çıktığı zaman konurdu. Muhtemelen bir diş perisi programını da. Sizde altın mı konurdu? Bizde şeker konur. Sizde altın mı konuyordu diş perisi? Yani herhalde konuyor. Onlar daha zengin. Bizde şeker konuyor. Onlar daha zengin. Evet. Yastığın altına hani öyle dişi koyduğun zaman bir şey gelirdi. Altın alıyordu. Ona diş perisi, buna diş perisi programı diye. Bunu AKP perisi diyeceğiz biz. AKP olabilir. Perisi. Gerçekten ikinci bir KKM, paralel bir KKM uygulaması getirmek üzereler. Ya Allah aşkınıza biraz daha düşünün. Yani ne olur biraz daha düşünün. KKM zaten memleketin anasını ağlattı, perişan etti. Önümüzdeki en az 10 yılımızı ipotek altına aldı. Bu süre içinde bir de bu altınla ilgili böyle bir yönteme başvururlarsa bilmiyorum ne olur bundan sonraki süreçte. Her şey 31 Mart'taki yerel seçimlere kadar Türkiye'yi atabilmek. Ondan sonra yandı yürüm Ketenel var. Heybede. 31 Mart'tan sonra alınacak tedbirler için Mehmet Şimşek çalışıyor. Şimdi şeye gidiyor para bulmak için Fransa'ya, Londra'ya ve Fas'a gidiyor. Ya. Yani eli boş çıktılar pek çok yerden. Niye demokrasi olmayan, ülkenin geleceğiyle ilgili öngörüde bulunamayacakları bir ülkeye para yağdırsınlar ki yani? Para soksunlar. Ya sokmuyorlar işte para, yani sermaye hassastır, kaçar hemen. Çok hassas. Öngöremiyor Türkiye ile ilgili bir öngörüsü yok. Dolayısıyla gelmiyor işte. Sen bugün Standard & Poor's Türkiye'nin notunu açıklayacaktı. Bir ihtimal yükseltecektir ya da durağından pozitif falan çevirecektir. Yani muhtemelen bir parça yükseltecektir. Kredi notumuzun da 700 küsürlerden kredi risk CDR notumuzun da düştüğünü düşmüş. O da iyi, olumlu bir işaret. Ama bu ne kadar sürdürülebilir onu bilmiyoruz. Yani 700 ama küsürdü. Ama hala gri listedeyiz. O başka bir 4 ayda %21,5 faizleri arttırdılar. Merkez Bankası'nın politika faizini. Nerede kaldı Naz? İşine gelince Naz, işine gelmeyince faiz. Kimse sormuyor mu? Hani faize karşıydın diye birilerine. Faize şimdi, karşı olan hükümetin icraatı bu mu olur? Şimdi çok vatandaşını niye durum korumuyor var. Faize şimdi, karşı? Bu altın neden gelmez? Şimdi bu altın gerçekten bu kadar büyük rakam olabilir. Yani çünkü insanlar işte ölümlük, dirimlik, kefen parası bilmem ne deyip bir altın saklıyor. Bizim vatandaşımızın önemli bir bölümü dolar almıyor. Niye? Ya tırnak içinde işte gavur parası diyor, almam diyor. Alabildiği bir tek yatırım aracı var öteden beri altındır. Bankaya da parayı yatırmıyor faiz günahtır diye. Faiz günahtır. Yabancı para almıyor. Altın alan vatandaşın profili zaten bu. Şimdi sen bu vatandaştan böyle iki net duruşu olan, her iki tarafa da iki net duruşu olan vatandaştan altını da bana getir diyeceksin. Sana faiz vereceğim diyeceksin. Ya hayır, baştan önü doğan bir proje şöyle ya. De, şöyle diyebiliriz. Benim, hayır. Ayşe anamdan alamadı abi hayır, parayı. Bir çeyrek altın mı vereceksin? Ben sana bunu döndüreceğim. İki çeyrek altın vereceğim. Ay onda sistemde. Bu faiz olmuyor ki işte. Onda sistemde nasıl yapacak ki? Yani kur korumanın mevduatı zaten bu demek belirlenmiş, değil ki. Belirlenmiş değil 200 civarında bu işi yapacak kuyumcu var. 200 civarında kuyumcu var. Tamam mı? O kuyumcuları bulacaksın. O kuyumcular hesabını açacak. Banka onaylayacak. Banka onayladığı zaman senin altını sisteme girecek. Şimdi düşünsene ya. Hamza amca gitti, kuyumcu aradı, bir hesap açtı kuyumcu. O kuyumcuya nasıl güvenecek? O ilk aşamayı nasıl geçecek? Absürt bir şey. Evet. Ha, absürtlükten bahsettik de nasıl değerlendiriyorsunuz bu telefon ve bilgisayar muhabbetini gençlere? Büyük hizmet. Ama 9500 liraya telefon bulabilirlerse tabii büyük hizmet. Var. Kulaklıklar 9500 lira olmuş. Ya sen de ben, işte bilmem ne markasına bakma yani. Yani niye ben bakmayınca neydi? Olmuyor mu 9500? Anladım da bu gençler 9500 liralık hangi telefon alıp da beğenecek? Ben bilmem abi. Aslında 4500 lira normalde fiyatı olan telefonu 9500 lira yaptık. Şimdi onu 4500'ine indiriyoruz normal fiyatıyla veriyoruz. Mesela. Yapmışlar 10 GB da internet veriyor değil mi? Allah razı olsun. Bir yıllığına. O da söylenmiyor ama bir yıllığı olduğunu.
Bir yıldan 10 GB. Ama nereden hani nereye geldik ya? Birkaç yıl önce Fatih projesi yapmıştık. Her öğrenciye bir tablet verecektik. Ya dünyanın şimdi al 10 GB'ını git diyoruz değil mi? Şimdi 10 GB değil yani hani bunun yarısını verirsen sana depoları boşaltacak o künkü telefonlardan bir şeyler yaparız şimdi, diye. Madem devlet her böyle telefon ve bilgisayar alana 5500 liralık bir yardım yapmayı kabul etmiş. Hazine bunu göğüsleyecek. Bilgisayar. Ya arkadaş niye sınır koyuyorsun ki 9500 liralık telefon dayatma? Ya belki ben 15 bin liralık telefon alacağım da 5000 lirasını sen ver. 5500 lirasını sen ver. O, üstünü ben tamamlayayım. O fiyat diliminde bir marka vardır beğendikleri belki. Tamam da şimdi burada... O markada onların yandaşıdır. Beğendikleri dedi sen de yani. Ondan değil falan değil. Akıllı telefonların o zararlı etkilerini engellemek istiyorlar. Bakın biz pırıl pırıl nasıl yetiştik? Yılan oynuyorduk o telefonda. Hı. Şimdi yeni nesilde biz bu zararlı abi, içeriklere biz, girmeyip yılan oyunuyla yaparlarsa. Misket oynayarak büyüdük ya. Ne yılanı? Bu bilgisayar oyunlarına gitti ya. Yine. Nerede? Misket oynuyorduk biz ne güzel. Ben Yasemin'le ben bu programın gençlik şeyiyiz. Sizin tabii gençlik modellerisiniz. Biz televizyonu değerli İsmail Bey kardeşim ortaokulda falan gördük. Hatırlıyorsan yani. Ortaokulda evimize televizyon girdi. Radyoyla eğlendirdik. İşte radyo tiyatrosunu dinleyip ajans saatinde haberleri edinen kişileriz. Sonra da hemen oraya televizyonlarda görev aldık yani. Televizyon. Abi kıvranıyor ne olur anlatsın. Ama hayır, yani bir şey söyleyeceğim. Ama ne kadar güzel bir çengelle geldim konuya. Ya evet. Hayır. Gençliğe gelip. Değerli moderatörüm burada risk altında olan benim. Çünkü en yakın bana oturuyor. Bana yakın oturuyor ve buradan artık şey mobbing uygulamaya başladı bana. Yo, ne zaman yani burada hayır bir kitap var hemen yakınında. Orada bizi bir teste tabi tutacak. Yok, ben de bunu engellemeye çalışıyorum. Tam o yüzden bu test başlamışken. Yok bu test zaten değil oturma, aslında. Zaten oturma şeklinizde uygun. Son derece önemli. Son derece önemli bir konuya geliyoruz. Karbon ayak izlerimize. Nereden geliyoruz? Avrupalı değil Portekiz'de. Mi gençler? Portekiz'de 6 genç, 3'ü de kardeş o gençlerden çok ciddi bir dava açtılar 32 ülkeye. İklim davası açtılar. Biz dahiliz tabii yani sormuyorum bile. Tabii Türkiye dahil bu şeyin içerisine dava edilen ülkeler içerisinde çok önemli bir dava. İlk defa bu kadar büyük avukat kitlesinin savunduğu bir dava. 80 avukat savunuyor bu çocukları. Çocuklar ne istiyor çocuklar? Çocuklar diyor. Oynasınlar sokakta işte. Oynayamadıkları için. Hakikaten tam da bak bu konu zaten bak nasıl pas atıyor bana. Sokakta oynayamadığımız için diyor çocuklar. 11 yaşında en küçükleri. 24 yaşında ablası. 6 çocuk anayasa insan hakları mahkemesine başvurdular. 27 Eylül 2 gün önce görüldü dava. Türkiye'de bunların içerisinde. Bu kadar önemli olmasının sebebi bağlayıcı kararlar alabilirler. Yani Paris İklim Anlaşması'ndan sonra en bağlayıcı karar bu mahkemeden çıkacak karar sonuca bağlı olabilir diyorlar. İklim açısından, yani şimdi birçok konu konuşuyoruz hakikaten. Gerçekten hep aynı meseleler üzerinde işte... bir türlü çözülemeyen dertlerimiz var. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz ama iklim olayı siyaset üstü bir mesele. Gerçekten, hemen bir katkıda bulunacağım. Tamam. Biraz önce işte haberlere düştü. Meteoroloji 17 ili aşırı yağışlar konusunda sel ve fırtına üzerine uyardığı bir açıklamayı çok kısa sürede, yaptı. Çok ani ve büyük miktarda yağış oluyor. Ve lokal. Bu neyi bunun üzerine bu uyarı bekleniyordu zaten. Geçen hafta konuk aldığım İskender Üniversitesi'nden iklim araştırmaları merkezi kurucusu bir hocamızın bir açıklaması oldu. İşte bu seller, bu yağışlar toprak kaymaları, erozyonlar meydana getirebilir dedi Türkiye'de, ülkemizde.
çok dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Sonra nereden çıktı bu felaketler diyoruz. Dönüyoruz dolaşıyoruz hep aynı mesele üzerine burada geliyoruz. Burada bireysel sorumluluklarımız var. Var. Ben Rahmi abiyi bak, kurtaracağım. Mesela, bak hemen açıyorum. Sevgili İsmail Dükel'in et konusundaki hassasiyetini de bir kenara alarak, koyarak, bu test dikkate alarak karbon izini bak, İsmail Dükel'in karbon izini bir hesaplamakta fayda şöyle var. Şöyle yapayım mesela sevgili İsmail Bey, siz hiç gül alır mısınız birisine? Yani bir gül götür. Yok. Ay Allah'ım ya Rabbim. Tamam o zaman yanlış ben adam. Bir dakika ben bunu Rahmi Bey'e sorayım. Rahmi Bey siz eşinize gül götürürsünüz muhtemelen. Gül illa gül değil ama çiçek evet yani. Şimdi diyor ki şimdi şöyle bir şey var. Hepimizin ben suçlu oldum. Abi yok, sen kaşındın. Hayır. Ben tabii, buraya aktarmıştım ama İsmail Bey'de bir şey. Mesela televizyon izlemenin de karbon ayak izi var. Şimdi hayır, söyleyeceğim. Cevap vermek mecburiyetinde kaldım. Şimdi yani. Karbona hepimizin kritik bir konuya girdi şu. Evet. Alma, istersen alma. Çiçek alır mısın, gül alır mısın? Kritik bir soru değil mi? Çok kritik bir soru. Kesinlikle kritik. Şimdi hepimiz de izliyor dikkatle şimdi beni yani. Ne cevap vereceğime bakıyor tabii. Allah'ım yani konuşurken niye eve siz konuşuyorsunuz? Ben anlamıyorum. Ne diyebilirim ben? Ben hepinizi evet dikkatlice diyeceğim. Dinliyorum. Lütfen ben konuşurken siz de beni inanamıyorum. Programı sonra tekrar bir izleyin bakın. Siz konuşurken ben ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? İşte dinliyorum. Kitap okuyor. Soracağın sorular hazırlıyor. Yani. Kitap okuyor elin. Şimdi hepimizin bireysel olarak karbon ayak izimizi azaltmamız gerekiyor. Nedir karbon ayak izi? Şu kalem bana gelene kadar bir süreçten geçiyor. İşte benimki geçti. Evet. Devrim getirdi bunu bana. Evet, devrim sana bunu getirene kadar. Üstelik karşı olduğum Avrupa Birliği'nin kalemi ve ikisinin de sicili bozuk kalem konusunda birbirlerinin kalemlerini çalıyorlar. Şimdi devrim o kalemi nereden getirdiyse bir kere oraya gidiyor. O kalemin yapım aşamasından o kalem buraya gelene kadar bir elektrik harcanıyor, bir su harcanıyor. Neticede paketleniyor. Dükkana geliyor işte falan filan. O süreci şöyle kafanızda bir geçirin. Bu onun karbon ayak izi. Ben bu kalemi alarak bir karbon ayak izi yaratmış oluyorum. Her şeyin karbon ayak izi var. Bunlar ölçülebilir değil ama uzmanların kullandığı bazı birimler var. Diyor ki sen eğer bir yılda 5000 kilo ayak izi yapıyorsan dünyayı kirletmiyorsun. Ama bundan daha fazlasını yapıyorsan dünyayı kirletiyorsun. Ve her eyleminde bir karbon ayak izi var. Ya mesela, anlamak için söylüyorum şimdi. Yani bir kalemi ben 5000 kez kullanınca... Hayır o değil. 5000 kalem alırsan... Hayır 5000 kalem değil. Her işlemin, her işlemin bir karbon ayak izi var. Mesela eşinize bir kırmızı gül alıyorsunuz. Eyvah. Eğer, çok iz bıraktım. Şimdi eğer bu gülü bahçeden koparıp eşinize veriyorsanız sıfır. Çünkü hiçbir vasıta onu getirmemiş. Abi gül yetiştirme dedin. Sen şimdi gül ama şimdi bir dakika diyorsun. İsmail Bey. Su yok gül yetiştirme demedin mi sen? İsmail Bey lütfen. Şimdi, yani tesisatlar üzerinde durarak mesela bizim kapının dışında gül ağacı var değil mi? Ben yetiştirmemişim oraya. Ama bir saniye. Karbon ayak izinde İsmail Bey gülle hiç olayı olmayarak hiç tamamen sıfır. Tamamen sıfır. Son derece çevreci şimdi bir tavır. Başka bir şey soracağım ama size. Ama çevreyle aile huzuru kapıştığı zaman iklim aktivisti bulamazsın erkek. Baştan söyleyeyim o gül gidecek. Yani var iklim aktivisti erkekler çok onlara da teşekkür ediyoruz. Siz de anlayacaksınız bilemiyorum, bir Rahmi gün. Rahmi abiye çiçek vermeyeceksin. Şimdi bir dakika yani, ama bak anlatamadım. Eşimin yanında sınıftayım. Of sayın seyirciler ama gerçekten anlatamıyorum ya bir dakika. Şimdi eğer o gülü böyle bahçeden koparıp verdiysen sıfır karbon ayak izi. Ama o gülü eğer bir çiçekçiden aldıysan o çiçekçiye o gül bu ne ya kendi ineğini kendin yetiştir kendi ye. Kendi gülünü kendin yetiştir eşine ver. Ne bu ya? O çiçek sizin eve gelene kadar işte yetiştiricisi ona bir petrol harcıyor, mazot harcıyor, su harcıyor, mağazaya geliyor, mağazadaki elektrik onu düşünün. Ondan sonra siz o gülü alıyorsunuz, getiriyorsunuz. Mesela eğer Kolombiya'da yetiştirilmiş bir gülse bu bir de hava yoluyla geliyor. İşte 350 gram karbondioksit tamam, harcıyorsunuz. Eğer Hollanda'daki ısıtmalı serada yetiştirilmişse 2,5 kilo karbondioksit harcıyorsunuz. Sizin şimdi seradaki domatese kadar geleceğiz biz böyle. Şimdi her şeyin bir program bitmez ha. Şimdi her şeyin bir karbon ayak izi var. Bir dakika tek bir örnek veriyorum. Dolayısıyla hepimizin yıllık bir hakkı var. Karbon bütçesi var. Bak 2,5 eğer bahçeden
koparcıysan sıfır. Hala senin 5000 kilo hakkın var. Ama yeni bir araba alıyorsun mesela. Yeni bir araba aldığın zaman onun karbon ayak izi 4000 küsür. Sıfır alıyorsun da. Nasıl? Yani yeni bir araba, ikinci el almıyorsan, sıfır alıyorsan 12 olmaması lazım. Çıktı geldi galeriden. Ama imalatında imalatını düşünün. Harcaması çok fazla oluyor. İmalatını düşünün. Ama mesela yani elektrikli bir araç alırsak, diğerini daha çıkarttıysak farklı, daha evet, farklı. Karbon ayak izi var ama hani geleceğe yönelik bir yatırım olarak biraz herhalde indirim yapılır. Şimdi bakın mesela yeni bir arabanın hemen karbon ayak izini söylüyorum. 6 ton karbondioksit. Yani sana verilen 5 tondu ya senin hakkın. Bir yıllık 5 tondu ya. Araba bir araba aldın geçti. Zaten bitti senin hakkın. Komşununkini de alıyorsun. Ha bu yani kullandığın eşyanın büyüklüğüne göre de değişiyor. Bu yüzüğün karbon izi ne kadar? Ya inanmıyorum. Bir daha gelmeyeceğim daha ben bu programa bunlar varsa. Ben tek başıma geleceğim Devrim Bey. Ben de zaten biraz rahatsız oldum bu iki kravatlıdan. Dolayısıyla bu iki kravatlı beni de son derece rahatsız etti ama. Dolayısıyla karbon ayak izlerimizi azaltmamız gerekiyor. Nasıl? Daha az tüketerek. Evet, bir muz, eğer bir muz yiyeceksek bunu yiyeceklerim benden daha fazla seyahat etmesin. Lütfen bunu düşünelim. Eğer ben bir muz yiyorsam yerli muz muzun yiyeyim. Muzun da kendin yetiştire geldiği iş. Keşke kendim yetiştireyim ama yerli muz yiyelim. Yerel tamam, yiyelim. Tamam eyvallah. Yani ben bulgur varken kinoanın peşine düşmeyeyim. Abi biz samanı ithal ediyoruz gözünü seveyim ya. İşte bu. Sen yerli muzdan bahsediyorsun. Gördün mü? Ya yine. Bundan sonra komşunun bahçesine gidip eğer gül çalarken yakalanırsam karbon izi deyip Yasemin. Sebebi bu da. Karbon izi Yasemin. Herkese duyurdum buradan kamuoyu. Evet. Şimdi şeye dönebilir miyiz? Neye? Dış ilişkilere falan yani daha basit. Abi yok abi karbon izi deyiz. Ama zaten benim anlattığım zaten dış ilişkilerdi. Bir dakika hemen dış şuradan. Dış ilişkiler mi? Tabii bir hemen okuyorum. Bu davada Türkiye'yi temsil eden Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanı Doktor Hacı Ali Açıkgül diyor ki ya tamam biz de dava etmişsiniz ama diyorlar davanın açıldığı gün Şubat 2021 Türkiye daha diyor Paris Antlaşması'nı kabul etmemişti ki biz diyor muaf olmalıyız bu davadan. Oradaki yetkililer diyor ki ancak diyor dava hükümetlerin insan haklarını ihlal ettiği üzerine görülüyor ve Türkiye Devleti Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne 1950 yılından beri taraf olduğu için siz de burada davalısınız diyor. Dış ilişkiler konusuna geçince peki ya, buyurun. Bir dakika son cümle tek cümle söyleyeceğim. Evet. En son baktığımda eğer sayısı artmadıysa 208 devlet var bu dünyada. Abi neden 32 ülke mi kirletiyor bu dünyayı? En büyük kirleticiler. Abi en büyük kirleticiler. Ha bir kilo baklava çalmışsın. Hayır. Ha bir dilim çalmışsın. Hayır, ha 5 gram kirletmişsin. Ha 105 gram kirlettiysen bana göre 208 devletinde dava edilmesi hayır, lazım. Hayır edemezsin. Afrika ülkeleri maalesef ki kirletemiyor. Kirletemediği maalesef halde kirletemiyor. Evet, kirletemedi maalesef virgül. Kirletemediği halde en çok zararı gören ülkeler. Amerika ve Çin en fazla kirleten ülkeler. Çünkü daha fazla tamam, üretip peki, tükettiği Afrika için. Afrika ülkelerini çıkardın. Afrika ülkelerini çıkarttığın zaman işte gelişmiş ülkeleri zaten Avrupa Birliği ülkeleri ve onun dışında Norveç, Türkiye. Türkiye'nin neresi gelişmiş? 32 ülkenin ya, tamamı zaten batılı ülke. Evet. Şimdi, batılı ülke. Yani, içinde Türkiye. Yani işinize müdahale etmek gibi olmasın ama burada genel yayın yönetmeni program başında sürekli engellemeye çalışıyor. Programın başında bu programda moderatör olmadığım değil mi? İkilim haberlerine değil mi hocam? Yok, hayır iklim haberlerinin yoktu. Ötesinde sizin söylediğiniz her şeyi hemen evet, yani o yani, dikkatimi çekti. Ben böyle... Şimdi başka sen de bir provokatör. Şu anda provokasyon. Yani bir iklim inkarcılığı görüyorum İsmail Bey'de ben. Var. Ne? İklim bu arada inkarcısı. Bütün konuları birleştiriyorum. Hayır, devreye girdi moderatör. Kesinlikle. Et zaten ben şeyimi aldım ben. Kolesterol çıkar sizde. Son haber var. Newsweek kaynaklı. Rusya 3 Ekim'den itibaren ülke çapındaki ilk nükleer savaş hazırlık tatbikatını duyurdu. Ha sen iklimle başla. İşte ne yaparsan yap iklim yani için. Nükleerden karbon izinden konuşmuştuk. Bak burada size katılıyorum. Ya günün sonunda herkes buna katılacak ilk zaten. Kez deniyor bu nükleer silahların veyahut da taktik nükleer silahların bir şekilde kullanılabileceğine çok dair. Ciddi bir şey. Biz burada karbon ayak izinden bahsediyoruz. Ha, hala bak hakikaten. Şimdi.
Hayır, tabii bence burada bir noktası daha var. Bir dünyaya uyarısı var. Bak, Ukrayna konusunda çok üstüme gelmeyin. Farklı projeler içindesiniz. Ermenistan üzerinden de Kafkasya'da beni çevrelemeye çalışıyorsunuz. Benim nükleer gücüm var diyor. Evet. Ama şimdi bu karbon izi konusunda bir şey söyleyeceğim. Benim Yasemin'den anladığım şu. Ne kadar az para harcıyorsan o kadar az karbon izi bırakırsın. Evet. Evet. Sen o halde çok doğru yerde duruyorsun. Değerli AKP iktidarının yöntemi de tam da bu. Evet. Devrim'de zaten daha önce ifade etmişti. Evet. Yani inanılmaz çevreci ve iklimci bir iktidarla karşı karşıya. Ama onlar bunu bilmiyorlar. Onlar ya, para harcayamıyoruz çünkü. Ama onlar bunu bilmeden yapıyorlar. Peki. Rusya olur mu sıfıra yani atık diye. Tabii bu noktada Türkiye'yi de birazcık konuşmamız gerekiyor. Aslında bu nükleer tatbikatlar konusunu Türkiye çok uzun zamandır böyle arada alevlenir gider. Rahmi abinin ilk yayında söylediği gibi burnumuzun dibinde zaten yeni bir Çernobil Metsamor santralı. Çok eski teknoloji. Burnumuzun dibinde bu evet, devam maalesef ediyor. Ama şimdi tabii popüler bir konu nükleer savaş geldiği zaman inşallah bu konuda gündeme gelir diye düşünüyorum. Yani zaten herhalde Çin'le yapılmak istenen anlaşma şimdi 3. nükleer santral için yani biraz da sanki Türkiye bizim de bunda güçlenmeliyiz, güçleniyoruz mu anlatmaya istiyorlar? Yok, bu enerji üretmek için yapılan santraller, yoksa zenginleştirilmiş uranyum başka bir şey. Hı hı. Yani İran üzerindeki baskılar zaten o uranyumun zenginleştirilmesini engellemeye dönüyor. O başka bir teknoloji zaten. Hem teknolojik ambargolar hem Amerika Birleşik Devletleri bir İsrail'den sonra o bölgede bir nükleer güç daha olsun istemiyor, özellikle İran'ı. Bizimki şey enerji üretimine, üzerine elektrik hı hı üretimine dönük nükleer santraller. Hı hı. Yani farklı şeyler. Yani nükleer santraliniz varsa işte nükleer silahınız olacak anlamına gelmiyor. Evet. Tabii. Öyle olsa dünyanın tamamında nükleer silah olur. Çünkü bütün ülkeler aşağı yukarı bu santraller, şey, evet. O da saçma sapan bir şey. Aynı dünya beşten büyüktür diyor ya Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hı hı. Doğru söylediği değerlendirmelerden biri. Yani o cümle doğru cümle. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki ülkeler kabul edenler, etmeyenler, veto, yok biz beğendik, beğenmedik, dünyayı yöneten 5 ülkeden söz ediyoruz. Ne demek bu? Olur mu öyle bir şey? Yani Birleşmiş Milletler'in yapısı da değişmeli bence. Ama onun dışında da bazı ülkeler nükleer silaha sahip, vakti zamanında yapmış, diğerlerine yasak. Ama onların elinde olacak o nükleer silahlar. Nükleer güç onlar. Bu kadar anlamsız bir şey olur mu? Suudi Arabistan Kralı, daha doğrusu Veliaht Prens, ağzımıza alışmış. Geçtiğimiz günlerde İran sahip olursa biz de hemen oluruz şeklinde bir açıklama yaptı. Bu ne demek? Parayı bastırırım alırım arkadaş. Hayır, çok gerekirse yani, diye. Nükleer teknolojiye işte, sahip olmak başka bir şey. Nükleer silahı olmak başka bir şey. Nükleer silahlanma yarışı bambaşka var. Bir noktaya Türkiye'de de götürür. Ama yani Yasemin, Rusya'nın bu uyarısı çok enteresan. Falan filan boş ver. Çünkü dünya bu bir savunma uyarısı. Uçak. Doğru yani söylüyorsun. Aslında bir bunun da adı Ukrayna mı? Postal karbon. Postal Ukrayna'dan böyle bir saldırı bir olabileceğini bir şey var, hakikaten. Savaşın ayak yoksa izleri de var. Kendisi saldırıda bulunup onun etkilerinden işte kendi vatandaşlarını arındırma üzerine bir tatbikat mı? Çok ama enteresan. Yani Rusya, tabii ayrıntısına bakmak lazım ama Ukrayna'da nükleer silah yok. Ukrayna farklı bir şekilde hangi ülkelerde var nükleer başlandı. Santral diyorum, silah. Amerika'da var, İngiltere'de var, Fransa'da var, Pakistan'da var, Hindistan'da var, Çin'de var. Bunların İsrail'de var. Tamamında olabilir. İsrail'de olduğunu kabul ediyoruz ve de etmiyoruz. O resmi değil. Abi Kuzey Kore'de Kuzey var ya. Kuzey Kore'de en tehlikelisi var. O Kuzey Kore'de var. Ne yapacağı hiç belli değil adamın. Evet.
mesela. Yani. Ama Kuzey Kore'nin işte atacağı yer daha bizim buralara kadar gelmedi diye buralara düşünülüyor ama de yani bu... Hayır, bir de oradan atılan, yaptıkları, oradan bir de yaptıkları füze denemeleri işte saçma sapan yerlere düşüyor. Bir de böyle bir problem var ama o daha tehlikeli ama. Serseri Mayın gibi atacak füzeyi nereye düşeceği belli değil. Bir nükleer savaş, bir 3. Dünya Savaşı çıkartmak için Güney Kore'ye atması yeter. Onu da eliyle atsa gider yani. Evet. Tamam. Bir zaten bir 3. Dünya Savaşı. Ama aklına getirmeyelim adamın. Nükleer savaş olacak ama. Zaten ikide bir çıkıyor okyanusa. Hep diyorlar ya taşla sopayla ona bağlı diye. Tamam öyle oldu. Normal yani. Değil ki. O doğru. O doğru. Nükleer silahsızlanma anlaşmaları falan vardı iptal edilen, hatırlıyorsunuz değil mi? Rusya ile Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında hepsi kalktı şeye. Atıldı kenara köşeye. Şimdi bir de bütün ya bu nükleer silah sahip ülkelerde taktik nükleer silahlar dedin ya, adam bir tane şey yapıyor, mermi yapıyor, onun ucuna takıyor nükleeri, yolluyor, adına diyor taktik nükleer silah. Bildiğin nükleer savaş yani bu. Sonra onun derecesi büyüyor. İşte diyelim ki bir birimlik yok etme gücüne sahipse karşı taraf iki birimlik atıyor, o üç birimlik atacak. Sonra dünya nükleer felakete gidecek. Bu tehdit Rusya'nın sonra yaptığı. Sonra çok bildik bir laf vardı ya, 4. Dünya Savaşı kazma küreklı olacak evet, diye. Evet, tam da öyle olur zaten. Bu arada galip bir izleyicimizden bir mesaj var. Gene Yasemin Hanım'ın konusuna giriyoruz. En çok o izleniyor işte. Ya çünkü insanlar siyasetten, diğer konulardan sıkılmışlar. Gerçek hemen dağılmadan oturuşu bile değişti. Sayın Handan Özer gene yollamış. Küresel alanda yapılan, gökyüzünden uçaklarla atılan zehirden de bahseder misiniz diye. İlaçlamalardan herhalde mi bahsedilen böyle genel... O ilaçlamalar, uçakla yapılan ilaçlamalar vardı. Sanıyorum ondan yani tam zirai, olarak okudum. Ama küresel alanda yapılan dendiği şey, yani zaman bütün, bu bir hani... Bütün dünyada yapılan. O Türkiye'de 2006 yılında yasaklandı. O uçaklarla yapılan... Kaba ilaçlama değil mi? Evet, o yani yasaklandı. Serpiyor gidiyor her yere. İyi haber, o uçaklarla atılan bitkilerin üzerine zararlıları öldürmek için atılan pestisit diyoruz onlara. Son 13 yılda yaklaşık 263 cins ilaç da yasaklandı. Yani bunlar da güzel haberler aslında. Onların yerine zararlıları yok etmek için kullanılan artık yeni tarımda teknoloji dediğimiz ürünler var. Bunlardan bir tanesi ben geçtiğimiz günlerde konuk olarak almıştım. Kekikten üretiyorlar. Kekikten üretilen bir maddeyi zararları öldürmek için, ki o da çiftçinin ürününü kurtarabilmesi için o zararlıdan kurtulması gerekiyor. Ama neticede bir bitkiden üretilen bir ürünle yok ediliyor. O gökyüzünden atılan, yani gökyüzünden de herhalde uçakla atılan o ilaçlardan bahsediyor. O artık yapılmıyor Türkiye'de. Şimdi bizim, bu şöyle de önemli. KC'yi o kimyasal arkadaşımız, aman Allah'ım, o ilaçların çok yoğun kullanıldığını Türkiye'de konuşmamız lazım. İşte sürekli ürünler geri dönüyor, özellikle Avrupa Birliği'ne gönderilen, hatta Rusya'dan geri dönüyor, orada biraz siyaset de var ama o anlamda da işte hani bu çevrecilik bir şekilde uluslararası ilişkiler, o yüzden ekonomi işte... diğer şeylere geliyor. Ama tabii ilginç olanı bu geri dönenlerin imha edilip edilmediğine ilişkin fazla bir yok bilgimiz canım. Yok. Avrupalı'nın ziyan yemediğini biz yok. Benim şöyle bir bilgim var o konuda. Bizim KC yazan bir arkadaşımız var, Aliye. Aliye'nin devreleri yanmış durumda. Ne? Yani nükleerden, kızcağız düşünüyor şu an, nükleerden zirai ilaçlamaya nasıl geçtiler? Karbon ayak izinden 4. Dünya Savaşı'nın kazma küreğine nasıl geçtiler diye. Kızcağız hakikaten devreleri yandı, karıştı. Öyle bakıyor şu anda. Türkiye'de en yaşayan kimsenin devresi karışmaz. Gelişmeleri 5. günde diye karşılaşmış yani. Ama tam da onu konuşuyoruz. Gündem gelişmeleri ve değişmeleri yazalım biz oraya o zaman. İşte o dediğin geri dönüşler artık olmaması için yasaklanan ilaçların sayısı bir hayli arttı. Ama çok üzücü tabii, o geri dönen ürünlerden ben biliyorum ki Hatay'da çünkü orada çok
yaş sebze meyveciliği yapılır. Tekrar gelen ürünlerin iç piyasaya dağıtıldığı bir olay yaşanmıştı. Ama o da yine tespit edildi ve toplatılmıştı tekrar. Oluyor öyle şeyler ama bence artık daha az ama oluyor. Ama ne olur, Çernobil nükleer santrali patladı. Bizim o dönemki bakan oturdu Karadeniz'de, o nükleer serpintiden etkilenen çaylardan yapılmış çay içti. Bakan olmak kolay değil. Bir şey olmaz bize. Ne oldu acaba o adam? Çıkmıştı. Bir şey söyleyeceğim, o adam Bekeren ne oldu peki? O adam ne yaşıyor mu acaba? Yok, hayır, kanserden. Kanserden mi öldü? Epey. Ama ya o çay içtiği için ölmedi yani nihayetinde. Koyabilir miyiz onu bilmiyoruz ama. Ama yani şimdi... Ama şunu biliyoruz, Karadeniz bölgesinde kanser vakaları patladı ondan evet. sonra. Hayır yani ona itiraz etmiyorum canım yani... O çayı içti diye ölmedi yani onu söylüyorum. Bir şey olmaz diye aldı çay içti. Ama yani kanser olmuş işte. Ya onlar olmamış da tabii Allah rahmet eylesin. Şimdi Japonya'da da bak yani. Demek ki bazı siyaset ve siyasetçiler standart model. Japonya'da şimdi oradaki nükleer santral etkilendi ya şeyden ne o? Tsunami'den, selden, felaketten. Oradaki nükleer çekirdekte işte soğutma suları yapıp onu okyanusa yavaş yavaş vermeye başladılar orada biriken suyu. Japon halkı ayağa kalktı. Bu seninki o denizden ilgili bakan, Japon bakan, o denizden arıtılmış suyu aldı içti. Hemen aklıma Cahit geldi. Cahit Bey. Bizde de çayı içmişti diye. Aynı siyasetçi fotoğrafı ve aynı örnek. Ne ilginç değil mi? Arada yıllar var. Yani siyaset hangi ülkede yapılırsa yapılsın, siyasetçi profile 3 aşağı 5 yukarı aynı diyorsun. Davranış ama biçimi değişmiyor anlaşılan. Ama sağlığı için, refahı için siyaset yapılmaz mı? Yani yapılması gerekmez mi? Tamam, o da kendini feda etmiş. Yani bu denizlere girebilirsiniz. Rahat rahat sefanızı... İçiyor ama ya, girmiyor falan. Değil mi? Şimdi kendini feda etmek üzere olan bir siyasetçiden söz edeceğim. Program sonuna geldiğimizin farkındayım da. Ben kendi en azından söz hakkımı böyle kullanmak istiyorum. Yunanistan'da Amerika'dan ithal bir genç siyasetçi var. 35 yaşında. Oranın Sol Sosyalist Birliği gibi olan Syriza'nın genel başkanı seçildi. Daha önce milletvekili olmaya çabalamış, olamamış. Sonra bir olağanüstü bir sosyal medya kampanyasıyla geldi. Tak diye Syriza'nın genel başkanı oldu. Oldu, güzel. Ama askerliğini yapmamış. 14 yaşından beri Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu için orada bir şirketin CEO'su falan, askere gidecek bu çocuk. Diyor ki yani partinin kurulları falan diyor, yönetim kademesi falan diyor yerlisin. Sonra askere gideceğim diyor. Askere nereye gitmek istediğini açıkladı bugün. Adını da söyleyeyim. Stefanos Kaselakis. Diyor ki ya diyor Türkiye'ye Yunanistan arasındaki kara sınırında bir yere gönderin beni diyor. Ya da diyor Doğu Ege'de ki Türkiye'ye en yakın adalardan birine yollayın beni diyor. Yavrum gel bu tarafa, daha yakın düş yani. Burada seni sevgiyle, ilgiyle bekleyecekler ama var. Ama o bir gelenektir. Yani Yunan politikacılarının özellikle çocukları. Ha, ilk ziyaretini bizim de, o sınırda yapar. İşte Miçotakis'in oğlu falan ilk da. İlk ziyaretini o, de Güney Kıbrıs Rum kesimine öyle yapacakmış. Öyle mi? Bir gelenek mi var? Tabii o bir gelenektir. İşte o Takis ailelerinden oluşan veya Dreu ailelerinden oluşan öyle önemli politikacılar vardı. Onların hepsinin çocukları evet. Türk-Yunan sınırında. Çok da kibar askerliklerini bir arkadaş. Yaparlar. Evet. Güzel. Hani şey gibi İngiltere'nin veliahtları hava kuvvetlerinde bir yapar. Muhakkak bir işte Afganistan'da falan görev yapmıştır. Evet. Uçakla üzerlerinden uçar. Yunan politikacılarının da çocukları bir Türk sınırında hani bir sınırda görev pilot, yaptık diye vardı. Şeyle montuyla falan bir fotoğraf verilir. Nerede olur. Şeyde mi? Teknofest'te mi var öyle bir fotoğraf? Bizde de ben onu kastetmemiştim ama galiba orada da vardı. Evet, doğru. Orada. O Teknofest'te çok enteresan tespitlerinden ya, bir tanesi de önce bir... gazetecisi, yazarı, sanatçısı herkesin o kırmızı tulumu giyerek bir şekilde ekran önünde çıkması. Evet, öyle bir gazeteci röportaj şey yapıyor. Maç çalışması. Çok enteresandı. Tuhaf tabii ki. Bir şahsa ait o, biliyorsunuz değil mi o festival? Tabii. Yani. Şahsa ait. Öbür tarafta bir belediyenin yaptığı festival iptal ediyor. Buradaki teknoloji devlet tüm gücüyle arkasına durmuş. Devam ediyor.
izleyicilerin profiline bakıyorsun. Yani teknolojiyle ne kadar alakalı, otur sabaha kadar tartış falan. Böyle bir durum var yani aşırı orada. Şimdi politikacı dedik, işte siyasetçilerin genel profili falan dedik. Bir AKP milletvekili, ekonomi de dedik bu arada, AKP milletvekili vardı. Neydi adı? Yayın öncesinde konuştuk. Şikayet etmiş Rami. 73 bin lira maaşının az olduğunu ifade ediyor. Ah canım. Doğrudur. Yani ama olabilir. Aynı zamanda bir kurumda da yönetim kurulu başkanlığı var. Onu söylemiyor. Oradan da kaç? 60 bilmem kaç lira alıyor. Hayır ama onu ima ediyor. Neyse ki diyor, fındığımız var diyor. Ha. O zaten hani o fındıkla ilgili bir kurulda çalıştığı için aslında söylemiş. Yani, onu. Yani neyse ki bunu, dediği bir şunun tane, için bu konuyu özellikle açtım. Yani gerçekten hani ekonomi kötü dedik, işte doğa dedik, Yasemin sağ olsun içimizi kararttı, etkileri yiyemeyeceğiz falan. Böyle bir tablo, kara bir tablo çıktı. Ama öbür tarafta bir milletvekili, bir siyasetçinin de gerçekten en az yurttaşlar kadar, yani bizler kadar sıkıntılı bir süreçten geçtiğini de öğrenmiş olduk burada sayın vekille beraber. Ama onun bir yan geliri varmış. Bir parça daha rahat yaşıyordur tabii ki. 7500 lira emekli maaşı alan bir emekli yurttaştan özel. Tabii o yurttaş yani harcamaları olmuyor. Şimdi şöyle... Çok uzun yıllardır biz, hani siz daha da farklı farklı dönemlerde de konuşmuşsunuzdur. Maalesef bizim siyasi kültürümüzün işte milletvekili, belediye başkanı, aday, il başkanı başka bir noktaya getiriyor. Yani hizmet verecek kişi değil de yardımcı olacak diye. Ben biliyorum yani işte evine perde isteyenden işte çocuğunun işte gömlek bilmem nesini isteyene kadar böyle bir skala var. İşte meclis lokantası hep konuşulur. O meclis lokantası, ben onu hepimiz konuşmam. Gittik. Ben onu konuşmam. Yani ortalama haftada bir 25-30 kişiden az hani konuk ağırlayan milletvekili zaten milletvekili değildir. Böyle bir kültür var. Hayır, bir de grup toplantılarının olduğu günler. O zaten yanmışlar. Yani çılgınlık vaziyetinde. Ama bu bizim siyasi kültürümüzün sorunu. Meslektaşlarıma dönük bir eleştirim var benim. Yani bu yıllardır hep haber yapılır hakikaten. Meclis lokantasında çorba 3 lira, 5 lira, işte et yemeği yiyorsun bilmem kaç lira falan. Evet doğru, meclis lokantası ucuzdur. Tamam doğru. Ama bunun yanında kamu kurum ve kuruluşlarının yemekleri de ucuzdur, uygundur. Polis evi vardır, ordu evi vardır. Buradaki yemekler de piyasa koşullarına göre oldukça uygundur. Birçok sivil toplum kuruluşunun yine işte lokali vardır falan. Evet. Orada da fiyatlar ucuz. Gelelim meclise. Neden ben bunun üzerinde durmuyorum? Şunun için durmuyorum. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. İşini yapıyordur, yapmıyordur. İyi siyasetçilik yok ama bu milletin oyuyla seçilmiş milletvekilidir. Gelmiş işte atıyorum yani Iğdır'dan gelmiş, işte Kars'tan, Ağrı'dan gelmiş bir milletvekili ya da işte Edirne'den gelsin. Bunun bir önemi yok. O milletvekiline çok sayıda ziyaretçi gelir. Ve o ziyaretçilere de o milletvekilleri o meclis lokantasında yemek yeme zorundadır. Yemek yedirme zorundadır. Yani bu lokanta bir en heyet, şeyi bir yani heyet, pek çok yerde gelen kişilerin bir şekilde ağırlanması. Konaklamalarını bile hastaneye belki gidiyorsa o hastaneye başka, teşvikleri o başka şey, falan o başka, gibi. Böyle bir, sadece meclis lokantasında. Siyasi kültürümüz dediğimiz evet, bu. Aynen evet, öyle katılıyorum meclis sana. Bunları tamamı aslında bir paket. Bütün ama meclis lokantası çok konuşuluyor. Çok haber yapılıyor. Onun için söylüyorum ben bunu. Özellikle bunun altında altını çiziyorum. Yani o milletvekilleri o insanlara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yemekhanesinde, lokantasında yemek yeme zor, yemek yedirme zorunda. Yani onun için de o fiyatların yüksek olması onları ciddi anlamda zorlar. Bu şuna sebep olur. Milletvekillerinin maaşlarını arttırmak zorunda kalırsınız. Yani oradaki meclisteki o yediği ucuz yemek çok daha makul bir rakamdadır. Gelelim meclisteki yemekler niye ucuz? Şu nedenle ucuz. Bir, aşçısına para vermez. Devlet veriyor onun parasını. İşte garsonu, elektriği, ıvırı, zıvırı bilmem bunların tamamı ücretsizdir. İşletme gideri yoktur. Bunun gideri meclisin daha önce taahhüt ettiği ayrılan ödeneğinden karşılanır zaten. Süreyi galiba açtık, kapatalım.
kapatmak üzereyiz ama yani... Şimdi İsmail'in anlattıklarından yola çıkarak böyle bir içim ezildi ya. Milletvekillerine pek... Yok, ben sadece bu yemekhane lokanta konusunda hakikaten çok anlamsız. Ben de karnın acıktı ya zannettim. Arkadaş, içtim içim ezildi lokantaya, deyince. Lokantayı sorgulama. Sen bu genel kurula niye gelmedin? O elini niye kaldırmadın? Ya da elini kaldırdığın kanunun ne olduğunu biliyor musun diye sorgula. Gazeteci bunu yapmalı. Şimdi, hangi maddeyi biliyorsun? Sen kimden işaret aldın? Yakında. Neyi biliyorsun da bunu buna evet ya da hayır dedin? Bunu sorgulayalım. Ama çorbayı 15 liraya içmiş. Ya bırak içsin. Sadece o içmiyor çünkü. Bu milletin vatandaşı da içiyor çorbayı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yönetmenimizin uyarısı var. Yönetmen. Üçünüze de teşekkür ediyorum. Şebnem dövecek biraz sonra bizim. Ben çok az söz aldım ama neyse artık bir dahaki sefere. Evet, şu anlıkla muhakkak bir yayına. Sürekli engelleyen iki kravatlı olmadan alacağız. Ama İsmail abinin hani sözü üzerine genel yönetmenin olur mu olmaz. Ama çok haklısınız. İklim yasasını ivedilikle geçirmiyorsanız niye milletvekilisiniz? O çorbaları hak edin. Bunu diyelim. Soralım. Evet. Bunu soralım diyelim. Ve 5. günün sonunu ilan edelim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler diliyoruz. İyi akşamlar.